Baylar, iyi akşamlar. Ben Doktor Edbil. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu akşam size iyi olmanız gerektiğini hatırlatacağım. Yani Black Billy konuşacağız, yani siyah hap. Sesimiz geliyor mu? Bakalım. Evet, ses, görüntü, kontrolü yapalım arkadaşlar. Ondan sonra başlayacağız. Harika. Şimdi e, bu akşam canlı yayın. Normalde biliyorsunuz pazar günleri yapıyorum ben. Fakat pazar günü e, seyahatte olacağım. Bilin bakalım nereye gidiyorum. Paris'ten ayağımızın tozuyla geldik. Dinlenemeden gene gidiyoruz bir yerlere. Bakalım kim bilecek. Onun için canlı yayını bugüne aldım. Perşembe günü, Pazar günü de çok büyük ihtimalle başka bir video açacağız size. Daha önceden Ece Hanım'la bir yayın yapmıştık. Onun 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 videosunu açacağız diye düşünüyoruz. O bizim kanalda da yayın yayınlanacak. Buradan da Ece Hanıma selamlarımı iletiyorum. Kendisiyle Kasım ayından sonra belki ayda bir kere bir canlı yayın birlikte ortak yapacağız. Böylece hem onun kanalından hem bizim kanalımızdan yayınlanan insanlar farklı görüşleri de görebilirler. Ee, böyle bir planımız var. Bunu da yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Yayına başlamadan önce e, bir buradan Rolo geçen hafta bir yayın yapmış. E, onu daha izleyemedim gerçi ama e, İsmail kardeşim izlemiş. Onu bana söyledi. Bizden de bahsetmiş sanıyorum. Birisi süper chat attı ona bizimle ilgili. Yani Doktor Redpil'in kabilesindeniz, izliyoruz, işte kendimizi çok geliştirdik falan diye. O da Kasım ayında zaten Dr. Redfield buraya geliyor. Onu Vegas'a davet edeceğim, programa çıkaracağım falan demiş. Ee, Kasım ayında bir gitme planım vardı Amerika, ama büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek ama hatta şey demiş, gitmezse ben o Pittsburgh'a gideceğim, orada birlikte program yapacağız. Önümüzdeki zamanlarda da e, hiç yapmadık şu ana kadar ama Rolo ile bir canlı program yapmayı planlıyorum. E, tabii ileriki zamanlarda da Vegas'taki partiye gideceğimi düşünüyorum. Baylar. Bakalım. Ve son olarak e, Karanlık Rüya bu akşam bir sanıyorum aynı konuda gene bu Black Pill konusunda canlı yayın yapacaktım. Mış yani onu ben de bilmiyordum. E, mesaj attı o da. Ben yapacaktım ama sizinkini görünce kendiminkini erteledim falan dedi. Ona da selam söyledim. E, önümüzdeki Kasım Aralık ayında da tekrar eskiden bir ortak yayın yapmıştık. Yine bir ortak yayın yapabiliriz Karanlık Rüya ile. Onun kanalında destekliyorum arkadaşlar. Güzel bilgiler veriyor. İzleyebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi o zaman başlayalım arkadaşlar saat 9 itibariyle. Bu arada yayını beğenin. Bizim için önemli. Daha sonra süper chatleri alacağım. Ve daha çok süper chatleri eğer bu siyah hap falan üzerine sorarsanız konuyu biraz orada tutmak istiyorum. Yani perşembe akşamı doğru kız arkadaşın emoji atmamış olabilir. Mümkün. Biraz ama bu emoji problemleri hafta sonları daha ağırlıklı oluyor ama hafta içi de yani zaten kış geliyor. Kız arkadaşının senden çok uzaklaşacağını zannetmiyorum çünkü hava soğudu birazcık böyle sıcak olmanız lazım. Yani böyle kediler gibi böyle birlikte uyumanız falan gerekiyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar siyah hapa gelirsek. Daha önce baktım 3-4 tane falan değişik yayın yapmışım siyah hapla ilgili ama tekrardan dönüp bir yayın yapma e, gereği oluştu diyeyim çünkü e, bizim izleyenlerimizden e, birkaç tanesinden hatta mesaj geldi bir kırmızı e, pardon siyah hap manifestosu diye bir şey yayınlanmış. 66 sayfa bir isim vermeyeceğim girersiniz bakarsınız filan bir üniversite öğrencisi e, 66 sayfa üşenmemiş yazmış bir manifesto tarzında aslında manifesto değil ama böyle içsel daralmasını güya bilimsel şekilde açıklamaya çalışmış kendisi kendisinin siyah haplı olduğunu ve e, tek yolun üç aşağı beş yukarı böyle olduğunu ve başka bir şeyin olmayacağını açıklamaya çalışıyor şimdi siyah hap nedir yani bu manifestoyu gördüm ama e, manifesto gibi yayınlanmış yani bir, biraz insanlar bakar geçer gider ama. Şöyle ben birazcık bundan yani rahatsız oldum. Hem e, bütün topluma çok yanlış bir yol gösteriyor. E, ayrıca yabancı kanallara da bu düşmüş. Yani yabancı web sitelerine düşmüş. Ayrıca ülkeyi de kötü gösteriyor. Yani Türk insanını, Türk erkeğini de ayrıca kötü gösteriyor e, başka ülkelerde. Çok yanlış bir yol. Zaten siyah hap denen şey zaten yanlış yanlış bir yol. Ve içinde, bak, e, kadın düşmanlığını da barındıran ilkeler var. Ve bu kadın düşmanlığı zaten, bakın, kırmızı hap kesinlikle kadın düşmanlığı değildi Tam tersine, kırmızı hap, kadınları anlayın ve onlara kızmayın diye, yani normal, bunun doğası böyle tarzında, kadın erkek ilişkilerini daha iyi yapmak için anlatılan bir şeydir. Siyah hap ise tam tersi. Ve öyle bir anlatılıyor ki, hem kadına kızıyor, hem de kendi... Benliğinin yaratılışından dolayı aslında hayata kendine kızgın. Ama çıkış içi, işin içinden çıkış için bir formülü yok. Bakın siyah hap şudur arkadaşlar. <laughs> Kırmızı hapla başlayalım. Kırmızı hap nedir? Kırmızı hap, e, kadın erkek dinamiklerinin anlaşılması, bilimsel yöntemler kullanılaraktan kadın psikolojisi, erkeğin psikolojisi, İki cins bir araya geldiği zaman nasıl davranıyorlar? Kadın ve erkek farklı ortamlarda nasıl davranıyor? Patenlerin araştırılması ve bununla ilgili sonuçlar çıkartılması ve karşı cinsin daha iyi anlaşılması için e, ortaya sunulmuş bir bilimsel data, bir bilim aslında. Kırmızı hap tamam mı? Siyah hap diye bir şey aslında daha önce siyah hap diye bir şey yok aslında olmaması lazım zaten ama şöyle kavramsal olarak da yok niye olmadığını açıklayacağım kırmızı hapta bir gerçeği görüyorsunuz siyah hapta bu kırmızı hapın gerçeğini görüyor ama sonuç yok çözüm yok bir formül yok ama kırmızı hapta var kırmızı hapta şu kadın bu şekilde davranacaktır milyonlarca yıldır bu şekilde davranmıştır. Değişen toplumun koşullarına göre birazcık farklı olmakla birlikte genel davranış türü, cinsel stratejisi, değişik yaş gruplarında istekleri ve düşünce tarzı budur. Erkeğe bu şekilde bakar. Ha, A erkeğine farklı bakar, B erkeğine farklı bakar. Bunu açıklıyor. Peki, bunun karşısında ee, erkeğin cinsel stratejisi budur. Ne için anlatıyorum erkeğin cinsel stratejisini? Kendi cinsel stratejinizi anlayın ve özümseyin ve bunda bir yanlışlık olmadığını düşünün diye. Şimdi kadın ve erkek cinsel stratejileri iyi bir şekilde kesiştiği zaman o zaman zaten birlikte yaşama isteğimiz oluyor ve gelecek nesli yaratma ve sağlıklı nesiller oluşturma isteğimiz oluyor. Ki o kadar önemli ki bu toplumun da temelini oluşturacaktır arkadaşlar, tamam mı? Ee, kadınlar da çok daha fazla dinlemeye başladılar kanalı. Çok güzel olumlu mesajlar var. Hatta biz kadınlardan gelen mesajları çıkardık geçen 2500 tane 850 sayfa filan tuttu mesajlar ki sadece bir kısmını alıp koyduk. Yani o kadar iyi mesajlar geliyor ki hatta yollanan e-postaları katmadık bile. Sadece mesajları kattık. Yani çok fazla kadın da anlamaya başladı. Ve kadınların çok büyük bir kısmı rahatlamaya başladı. Ya biz gerçekten böyleyiz, böyle olmak istiyoruz. Kırmızı hap kesinlikle kadın erkek yani düşmanlığını oluşturan bir şey asla değil. Ama siyah hap öyle. Şimdi ona da geleceğim. Kırmızı hap karşı tarafı anla ve onu öyle kabul et. Ama şöyle hayatına kabul etmek zorunda değilsin. Ama kadının doğası budur. Ben buna kızamam. Bunun doğası bu şekilde de. Kötü bir insandır. Kötü bir kadındır. Aldatan bir kadındır. Yalan söyleyen bir kadındır. Kırmızı bayraklı olan bir Tamam. Onu zaten öğreneceksin. Ondan sonra kendini koruyacaksın. Ben bu kadında bir işim yok diyeceksin. Tamam. O ayrı bir şey. Ee, ama kırmızı apın. Şöyle asıl... Birazcık da bazen unutulan... Fakat benim çok üstüne basarak anlattığım... Bir öğretisi de var aslında. Her zaman diyorum ki bakın kendinize odaklanın ama bencillik adına değil narsizm için değil ben kendimi çok seviyorum kendini sev falan böyle uyduruk laflar klişe laflar değil kendinize odaklanın kendinizi bir erkek olarak bu toplumda dünyada gerçekleştirebilmeniz için daha üst model bir insan nasıl olabilirim ama şöyle bana hayatta bunlar sunulmuş. Burada doğmuşum. Ailem bu. Bu üniversiteyi kazanmışım. Fiziksel özelliklerim bu. Bunların hepsinin toplamında zekam bu kadar. Ne yapabilirim? Kendinizi bu şekilde geliştirebileceğiniz, kendinize bu şekilde odaklanabileceğiniz bir yol gösteriyorum. Ama şu değil. Bunu kadına ulaşmak için yapıyorum anlamında değil. Şimdi Blackpill orada da yanılıyor. Bu çok yerde bahsedilmez ama Black Blackpill kadın kölesidir aslında. Tamam mı? Bak bunu daha önce duymamışsınızdır. Çünkü kadın odaklı. Kendi odaklı yaşamıyor adam. Kadın odaklı. Kadına ulaşamıyorum. Abi kendini geliştireceksin. Kadını düşünmeden kendini geliştireceksin. Kadın kadın canlısı sen kendini geliştirdiğin zaman gelebilir. Gelmeyebilir. Ama gelebilir. Tamam mı? Bazı kadınlar seni gerçekten sen olduğun için isteyeceklerdir ama şöyle değil. Ben seni çok seviyorum aşkım canım tarzı değil. Oluştuğun insanı seviyor aslında kadın. Ama bunda da bir yanlışlık yok. Çünkü kadının sevme türü o. Yani kadın hani diyorum ya kadın çıkarcı sever. Vay saldırım falan öyle değil. Çıkar öyle bir şey değil. Yani kadın hayatta kalabilmek için erkeği sever. Hayatta kalabilmek için o erkeği seçer ve bu adam beni hayatta tutabilir. Ben işte onu seviyorum diye sever. Kadın bile kendi anlamayacak. Erkeğin sevgisi idealist sevgi. Kadın olduğu için kokusunu falan seviyor. Saçlarını falan okşuyor. Tarzı şeyler. Bu akşam buraya girmiyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki. Biliyorum çok seviyorsunuz bu konuları ama bugün onu anlatmayacağım. Şimdi kendinizi şimdi hayatta size e, tam istemediğiniz bir durum sunulmuş olabilir. arkadaşlar hayatta size çok istemediğiniz bir durum sunulmuş olabilir yani nasıl bir durum fiziksel özellikleriniz iyi olmayabilir geldiğiniz ırki özellikler iyi olmayabilir ülkeniz pasaportunuz uygun olmayabilir bunlara da gireceğim şimdi ama bunların hepsini bir şekilde daha iyi yapmak sizin elinizde olabilir ama çalıştığınız sürece ha şu değil. Sen bakıyorsun kendine 10 üzerinden 2. Sen bunu 10 yapamazsın ama ancak hayallerinde ama belki 6'ya çıkartabilirsin. Hayatın bir gerçeği var. Tamam mı? Yani ee, cerrahide de öyle aslında mesela. Plastik cerrahide de öyle. Yani <laughs> 10 üzerinden 2 isen ben seni 10 yapamam. Kusura bakma. Yani çok böyle inanılmaz ameliyatlar geçirmen lazım ama zor. Tamam mı? Ama makul bir şeyse 9 yapabilirim belki. Tamam mı? Bu şekilde düşünün. Şimdi erkeğin içinden geliyor olması lazım o hayat enerjisi. Ama onay almak için değil. Siyah hapla kırmızı hap arasındaki erkek düşünce tarzında siyah hap tamamen aslında kendileri de farkında bile değiller kadının onayıyla yaşayan insanlar. Kendi onayıyla değil. Şimdi siyah hap nedir? Onun ufak bir tanımına girelim. Ee, pek çok farklı tanımı olabilir ama ben en basit, en böyle aklınızda kalacak tanımını e, sunacağım. Siyah hap şu. Siyah hap diyor ki, siyah hapı almış insanlar. Yani güya öyle bir şey varsa işte. Biz diyor kadın doğasını anladık diyor. Tamam. Kadınlar böyle böyle. Kadınlar ultra hipergamik canlılar. Doğru. Olabilir. Ama kadın her zaman hipergamiktir. Onu değiştiremezsin yani kadın hayır hipergamik olmasın bu gezegende diye bir şey yapamazsın yani imkansız bu. Kadınlar özellikle alfaları seçeceklerdir çiftleşmek için. Doğru. Görsellik önemlidir. Çok doğru. Bizde genetik olarak o görsellik olmadığı için dünyaya kötü bir genetikle geldiğimiz için kadınlar bizi asla seçmeyecekler. Hiçbir zaman üreyemeyeceğiz, üreyemezsek zaten hayat bomboş, anlamsız bir şekilde yaşıyoruz. Kadın erkek ilişkileri tamamen bomboş, yapacağımız hiçbir şey yok. Ve bazı durumlarda kadınları tabii mutlaka kadınları suçluyor ama kendilerini gerçekleştiremeyecek şekilde öyle üst boyuta ulaşıyorlar ki bazı e, siyah hub gördüm, arkadaşlar da yolladılar. Neredeyse çok yanlış bir şekilde gençleri öz kıyıma sevk ediyorlar. Zaten böyle dünya böyle boşverin hayatı, geçin gidin filan tarzında çok ileri boyutta, çok tehlikeli boyutta. Ve gerçekten bakın belki de emniyet kuvvetlerinin bunları bulup, bu siteleri bulup gençleri bu şekilde yanlış yönlendirecek söylemlerden, bunların ortadan kaldırılması gerek. Bakın eskiden çocuklara yönelik bir şey vardı. Mavi balina mı öyle saçma sapan bir şey. İnsanlar böyle çocuklar yani saçma sapan şeyler yapmaya başladılar. Aynı şey, aynı yanlış koşullandırma. Bu black pill için de gençler için geçerli. Tamam? Şimdi siz bir gidip de böyle oturmuş yani gidip de böyle 40 yaşında, 45 yaşında bir adamın black pill'le düşüneceğini zannetmezsiniz. Çok e, olmayacaktır zaten. Çok erken bir Yaş grubuna has bir şey bu. Tamam mı? Şimdi genel olarak şunu söylüyorlar, genetiği kötü olan e, görselliği, boyu, belki kilosu, e, belki yüz hatları, cildi, cildinin rengi kötü olan erkekler asla kadın bulamazlar. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz yok olmak için dünyaya gelmişiz. Kadınların davranışı zaten bu alfa diker. Biz o alfa değiliz ve hiçbir zaman hiçbir şey olmayacak tarzında bir düşünce tarzı yok oluş yaz aslında yok oluş. Sonuçta kadın erkek ilişkilerini anlamak zor değil. Bir kısmını anlamışlar ama kendilerini gerçekleştirmeleri gerektiğini anlayamamışlar bunlar ve bir yok oluş içindeler. Ama bakın şöyle dünya ne yapmak istiyorsan yaparsın dünyada o beni ilgilendirmez. Ama sen çevrendeki insanlara ve topluma yanlış örnek oluyorsan, genç erkekleri bu yanlış yolda sürüklüyorsan, siyahap siyahap diye, hem bireysel olarak onların yok olmasına sebep oluyorsun, hem kolektif olarak toplumun çökmesine sebep oluyorsun. Tamam. Tam tersinin yapılması gerekirken, geriye dönüş oluşuyor bunlarda. Bununla birlikte, bu gençler arasında yoğun bir kadın düşmanlığı oluşuyor. Tamam. Kadına ulaşamıyorlar. Şimdi... Ee, yani bu involuntary celibate gibi oluyor. Ulaşamıyor kadına. İçinde bir kızgınlık var. Kendine kızıyor. Kadına kızıyor. Bir de o kadına birlikte olan alfaya kızıyor. Veya beta adam beta ama yine de kadına ulaşmış bir şekilde. Betalar da kadına ulaşır. Bir şey yok. Ama ona kızıyor. Herkese kızgın bir şekilde yaşıyor. Ve ne yazık ki toplumsal bir tehlike oluşturuyor aslında. Onun için ben bu siyah hap olayını tamamen kınıyorum. Ve asla kabul etmiyorum. Bunu izleyen ekibi de kabul etmiyorum arkadaşlar ama size de sesleniyorum yani, yani siyah miyafiyan diyorsanız kendinizi onun içinde bulduysanız. Çıkış sizde ama tembel olamazsınız tamam mı? Sen diyorsun ki benim boyum işte yani yani 75 santim değilsin yani herhalde değil mi? Ki 75 santimlik bir adamın bile kız arkadaşı vardı Richard Cooper'ın programına çıkmıştı bir adam. İsmini hatırlamıyorum şu anda bileniniz varsa yazsın öyle bir program yaptı. Sonuçta tamam ortalamanın altında bir boyun var. 1.60 boyun var. Cildinin rengi kötü. Ne bileyim şişmansın, bir şeysin. Hiç kadına ulaşamıyorum. Yine de ulaşabilirsin. Ama gidip de böyle Dan Bilzerian gibi böyle her gün 300 tane kadına ulaşamayabilirsin. Eğer hayalin oysa kusura bakma evet gerçekleştiremedi. Kadınlar görselliğe önem verir mi? %100 önem veriyor kadınlar görselliğe. Mutlaka kendini geliştirebilirsin. Belli bir noktaya kadar kendini geliştirebilirsin. İkiysen sen kendini belki beş yapabilirsin. Beşsen sen kendini sekiz yapabilirsin. Yedi sen on yapabilirsin. Ama tembelsen hiçbir şey yapamazsın. Bütün olay bu, tamam mı? Bunlar genelde e, kişilik özellikleri olaraktan özgüvenleri olmayan, belki ezilerek yetişmiş gerek aile içinde gerek toplum içinde nihilistik düşünen insanlar bu siyah haplılar. Kendiniz ne istiyorsanız onu düşünebilirsiniz. Ama yanlış düşüncenizi çevreye yayıyorsanız, insanların hayatını kurtarmıyorsanız, insanları depresyonun, anziyetenin, kötü ilişkilerin içinden çekip almıyorsanız, o zaman topluma zarar veriyorsun. Toplumun sorunu haline geliyorsun sen. Ne yazık ki siyah hap düşünce yapısı toplumun sorunu haline gelmiştir. Tamam Şimdi biz bunu anlatıyoruz. Ekşi'de filan arkadaşlar baktılar filan hiç kimseden ses yok. Hele kadın kadın gruplarından filan asla ses yok. Umurlarında bile değil. Çünkü niye biliyor musunuz? Kadın zaten o adamı düşünmüyor. Umurunda değil. O adam baktığı bir adam bile değil. Doğru. O alfayı düşünüyor kadın. Onu görmüyor bile. Evet. Ama sen bu dünyaya gelmişsin. Sana bir hayat verilmiş yani. Dünyada bakın şöyle şimdi 8 milyar insan var. 8 milyar insan dünyada şu ana kadar yaşayıp da ölmüş insanların %7'sini oluşturuyor. Yani milyarlarca insan geçmiş dünyada. Sana bir şans verilmiş. Bunu en güzel şekilde sen yaşayacaksın. Ha şu da var. Sen işte biz kadına ulaşamıyoruz. E, o zaman işte yok olalım daha iyi. Sen o zaman zaten kadını hayatının zaten odağına koymuşsun. Bütün amacını o yapmışsın sen. En büyük problem zaten bu. Sen kadına ulaşsan ne yapabileceksin ki? Diyelim ulaştın kadına. Direkt vanaytis geliştireceksin. Kadının kölesi olacaksın. Zaten önüne bir tane böyle kemik atılmış gibi olacak senin. Onu da kaçırmamak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Yani orada gerçek anlamda kırmızı apı bilmek bile önemli değil. Onu uygulamak önemlidir. Ve e, bu Blackpill olayı asla bunu uygulayabilecek bir sistem değil arkadaşlar. Şimdi aranızda Blackpill olup da bizi izleyen ve Gördüğüm kadarıyla beğeni atmayan arkadaşlar var bakın. 184 kişi beğenmiş. Lütfen. O düğmeye basın. Bu arkadaşları hayatınızı bir kere daha düşünmenizi istiyorum. Özellikle bakın yaşınız genç. Hiçbir şey yoksa ne var elinizde biliyor musunuz? Zaman var. O zamanı nasıl kullanacaksınız o size ait. Onu sizden alamazlar. Ha sen onu çarçur edeceksen Oturup da hafta sonu depresyon yaşarken 66 sayfalık manifesto yazacaksan, ki zaten orada toplumun bazı kesimlerini hakaret falan da vardı. Ben okudum. E, bence suç unsuru olan şeyler de vardı. Avukatımızla falan da konuştuk. Yani o manifesto çok yanlış bir şey, yanlış bir yoldur bu. Asla bu yoldan gitmemeniz lazım arkadaşlar. Buradan ekşi sözlük ekibine falan da sesleniyorum. Yani ekşi sözlüğün yönetimine falan. Bunun altında bir başlık açın. Bakın buradan çıkış nedir biliyor musunuz? Kırmızı şey siyah hap. Yanlış düşünce tarzı. Toplumdan nefret ediyorum. Ve zaten toplumda bakın insanlara zarar veren tipler özellikle Amerika'da bu siyah hap düşünce tarzına sahip insanlar. Kendisi bir şey olamadığı için çevrede başarılı insanlara zarar vermeye çalışıyorlar. Kim olursa olsun. Tamam mı? Buradan çıktığınız zaman o başarılı insanların kulübüne siz de girersiniz. Siz de öyle hissedeceksiniz. Ve başardıkça daha da mutlu olacaksın sen. Kadına ulaşamıyorsun. Sen hayatın odağına kadını koymuşsun, prensesi koymuşsun. Sen zaten yani kırmızı hapı alsan bile ancak beta olarak, mavi haplı olarak devam edebilirsin. Ama sen stoik bir yaşam tarzı, ben kendimi geliştireceğim bir erkek olarak, ha gidip de 100 tane kadına ulaşamayacağım, belki 2 tane, 3 tane kadına ulaşacağım. Bu şekilde yaşarsan ancak o zaman kendini kurtarırsın. Sana bir zaman verilmiş dünyada, o zamanı iyi kullanman lazım. Ve bunu da elinin tersiyle itiyorsan zaten o zaman senin gibi bir insanın zaten DNA'sını bir sonraki nesile zaten aktarmasın daha iyi. Toplum çökecek. Kendini geliştireceksin ki ancak o şekilde olacak. Bu Black Pill düşünce tarzı arkadaşlar çok yanlış bir şeydir. İçinizde bazen bu düşünce tarzına giren insanlar olabilir. Ancak kesinlikle kendinizi sorgulayın. O Girdabın içinde kalmayın ve oradan çıkmanız lazım. Çok önemli bir şey. Depresyondan, eden, böyle bunalımlardan, boşluk hissinden, amaçsızlıktan kurtuluş budur. Maskülenite ve Kırmızı Hap'ın anlaşılması, kadın erkek ilişkilerinin iyileştirilmesi. Kadını anlayacaksınız. Bakın Kırmızı Hap'ta bir kitabı var. Okuyoruz, yaşıyoruz, hayata geçiriyoruz. Anlıyoruz kadını. Kadının yanlış yaptığı şeyler yok mu? Yani şöyle kendine göre yok ama ilişkiye zarar verecek şeyler var. Ama ben yine de kadın bu, bu böyle düşünüyor, hipergamik, toksik bir kadın belli kırmızı bayrakları var. Ne yapacaksın? Bir şey yapmayacaksın. Yapabileceğin bir şey yok. Suçlayamayacaksın onu. Gerek yok çünkü kendine odaklanacaksın ama bir erkek olarak, maskülen bir erkek olarak kendini alacaksın ve emin ol, o şekilde yaşadığın zaman çok daha huzurlu, daha mutlu, daha doyumlu bir hayat olacaktır. Tamam. Ama tembelsen sadece olayı ben çirkinim, genetiğim şöyle evet bakıyoruz. Bakın şimdi mesela baktığınız zaman bu, e, bu Black Pill olayını yaşayan insanlar birazcık daha güney ve doğu toplumlarında. Yani en belki de üst model örneği Hindistan. Hintli kadınların kendileri bile Hintli erkekleri istemiyorlar. Evet, çünkü niye? Instagram diye bir şey var. Instagram açıyor, Hintli kız da bak bakıyor. Daha yakışıklı erkekleri istiyor. Peki ulaşabiliyor mu? Hayır. Hindistan 1 milyar insan var işte neredeyse orada. Hangisi gidip de neredeki mankenle çıkacak? Mümkün değil. Hayatın bir gerçeği var kızım. Yani senin de düşünmen lazım tamam mı? Sonuçta sen de işte yeni Delhi'nin oradaki köyünden ...Vindra Gandhi ile çıkacaksın. <laughs> ne bileyim adamın ismini bilmiyorum şimdi. Indira Gandhi'nin de. Gerçi Indira Gandhi ile ilgili şeyler okuyordum da... kitapta. Kitabımız var. İlginç şeyler söylemiş. Modern tıbba falan inanmıyor adam da. Bu ayrı bir konu. Şimdi... E, pardon Mahatma Gandhi. Indira Gandhi değil. Indira Gandhi bir kadın. Mahatma Gandhi. Hatta şöyle. Mahatma Gandhi... E, ...soyadı benzerliği var ama akrabalık yok. Galiba bunun... ...uzaktan böyle e, dünürü mü ne? Yoksa böyle bir kan bağı yok konuyu dağıtmadan ama Hint toplumuna baktığımız zaman günümüz normlarında yakışıklı olmayabilirler. Yüz özellikleri iyi olmayabilir. Bu look, looks max diye bir şey var. En iyi görünmem lazım model insan. Bakın ben plastik cerrahım. Yani sonuçta insanların yüzünü analiz ediyorum. Ameliyatını yapıyorum. Vücutlarını analiz ediyorum, ameliyatlarını yapıyorum. Daha iyi görünsünler diye. Herkes daha iyi gözükmek ister. Herkes. Yani 18 yaşındaki erkek de daha iyi gözükmek istiyor. Kız da daha iyi gözükmek istiyor. 70 yaşındaki insan da daha iyi gözükmek istiyor. Bazı insanlar o kadar ileri boyutlara gidiyorlar ki bacak uzatma ameliyatı yapıyorlar ya. 2 santim daha kemikleri uzasın diye inanılmaz riskli ameliyatlara giriyorlar. Ve zannediyor ki kusura bakmayın ama bu geri zekalılar diyeceğim o kemikleri 2 santim daha uzadığı zaman böyle üzerlerine kuku yağacak zannediyorlar ya. Çıkarken hastaneden zaten hem pansuman materyali bir de şemsiye veriyorlar. Kuku fırtınasına karşı. Vay ne yakışıklı oldum filan. Mümkün değil. Hayatları değişecek zannediyorlar. Kafa aynı ama imkansız. Bunu yapabiliyorlar. Lux Max. Yüz ameliyatları oluyorlar. Başka şeyler oluyorlar. Tabii ki yani biraz değişim olabilir. Bazı ameliyatlar mutlaka iyi. Herkes. Yani benim mesleğim sonuçta bu. Yapıyorum. Ama dismorfik bir şekilde kendinizi yanlış, body dismorfik disorder diye bir şey vardır. Kendi Kendini yanlış görme, yanlış algılama, bir şeyi kafaya takma. Burnu iyidir, daha da iyi olsun. Daha iyisine yani. Dokuz buçuk zaten burnun, onu 10 yapamayız, imkansız yani. Ama kafayı takıyor, zannediyor ki hayatı değişecek. Bunlar da öyle, black pill de öyle. İyi, değil, iyi, iyi görünmediğimiz için kadın bize geliyor. Sana yani sen iyi görünsen de kadın gelmeyecek sana. Çünkü kafanı değiştirememişsin. İçindeki düşünceleri değiştirememişsin. Sadece görselliğe odaklanmışsın. Başka her şeyi pas geçmiş. Kadın, özellikle genç kadınlar görselliğe bakmayacaklar mı? Yüzde yüz. Mutlaka bakacaklar. Mutlaka. Ama her şey o değil. Onu bile değiştirebilirsin. Onu bile daha iyi olabilirsin. Ama gidip de böyle bacaklarımın altını kestirdim. 2 santim daha uzayacağım işte. Metal takıyorlar. 18 ay bilmem ne falan. Rezilik yani. Ha bunun üzerinden tabii de para kazanan insanlar var yani. Ben ameliyat o ameliyatları doğru bulmuyorum. Tamam gidip de yani boyun böyle 1.20 ise yaptır. Ama adamın boyu işte 1.60 e 1.63 olacağım. Aferin. Hiçbir şey değişmiyor hayatında. Şimdi Evet arkadaşlar bu budur. Tamam mı? Kadınların da bunu anlaması lazım aslında. Tamam mı? Yani e, bu Black Pill olayını anlaması lazım ki aslında Kırmızı hapın bir bu yüceltilmesidir yani bu. Kırmızı hap düşünce tarzına toplumda ihtiyacımız var. Maskülen, feminen, feminenin feminen düşünce tarzına ihtiyacımız var ama bu siyah hap toplumu sadece aşağı sürükleyen bir şeydir ve eminim öz kıyımları da arttıran bir şey. Depresyonu ruh hastalıklarını arttıran bir şey. Eğer içinizde varsa böyle arkadaşlarımız bunlardan çıkmanız lazım arkadaşlar. Yani size açıkça söylüyorum. Ve bu arada onu yazan o manifestoyu yazan arkadaş kendini bir değerlendirsin. Topluma zarar veriyor. Tamam mı? Sen o 66 sayfalık manifestoyla kişisel 31'ini çekmişsin orada. Kendi sıkıntılarını oraya yazmışsın. Toplum ilgilenmiyor senin sıkıntında. Dünyada daha büyük şeyler oluyor. İnsanlar yok oluyor, insanlar geliyor, savaşlar oluyor, şu oluyor, bu oluyor, deprem oluyor. Kimse senin hafta sonu yaşadığın depresyonla ilgilenmiyor. Sen adam olup sen kendin çıkacaksın onun içinde. Ama ben yani genç bir kardeşimiz, 23 yaşında. Onaylamıyorum seni. Bir düşün, kırmızı hapı alman lazım ve o şekilde hareket etmen lazım. Madem bu kadar kendinin zeki olduğunu düşünüyorsun, 66 sayfalık bir şey yazıyorsun, o zaman bu işin içinden çıkacak kadar da zekan olduğunu düşünüyorum. Yapmalısın bunu. Yapamıyorsan da topluma bu şekilde zarar veremezsin. Sen topluma zarar verdin. İzin vermeyiz. Şimdi. Soruları alalım. Mr. McTav Süper chat yollamış arkadaşlar. Mavi haptan siyah hapa yani jaded fazına geçtim ve McTav oldum. Alfalar gibi kaynaklarımı kadınlarla paylaşmak yerine sigma olup kendimi harcıyorum. Şöyle. Şimdi. E, bunlar tabi terminoloji kullanıyor arkadaşlarımız da şöyle. Jaded fazı şöyle. Jaded fazı şudur. Eee bütün olayları anladıktan sonra ben artık kendimi bu olaylardan çekiyorum. Vay be neymiş filan. Hayır öyle değil. Şu abicim gezegen yaşaması zor bir yer yani sonuçta değil mi? Volkanlar varmış eskiden. İşte denizler, fırtınalar, bilmemler. Ceydet olamazsın nasıl yaşayacağım diye olacak. Mektav biraz kadınlardan uzaklaşıyorsun ama insanın doğasında olan bir şey değildir. Hayatında kadın ve sosyallik olduğu zaman güzel bir şey bu. Ha, i̇lla ihtiyacın var mı? Hayır yok. Ama güzel bir şey. Daha doğru bir şey. Bu MacTav yolu da bazen girebilirsiniz MacTav'a. Yani bazen kötü bir ilişki sonrası uzaklaşabilirsiniz veya kendinizle biraz zaman geçirmek istiyorsunuz. Olabilir. Fakat e, Sigma tarzında ben alfayım kendim yaşayacağım. Bu da olabilir belki. Ara ara. Bu da olabilir ama black pill tamamen farklı bir şey. Black pill şu. Bak black pill'de anlaman için şu komponentin olması lazım black pill'de. Mactav'dan tamamen farklı bir şeydir. Black pill'de temel söylem şudur. Ben çirkinim ve kadın çirkin olduğum için beni istemiyor. Bu söylem olması lazım ancak o zaman. Yani bu oldu bu olmadan mactav olamazsın. Yani şöyle, evet sen ben mactav'um istemiyorum kadın. Zaten kadın istemiyor seni. Olamazsın ama şöyle alfasındır. Kadınlardan uzaklaşmak istiyorsundur. Mekta yoluna girersin öyle ama kadınların hala aradığı bir insansın. Blackpill'de öyle değil. Biz çirkiniz onun için istemiyoruz. Kendini geliştir. Yani öyle insanlar var ki ya en azından kilo verebilirsin abicim. En azından bir giyimini falan düzeltebilirsin. En azından bir spora gidersin. Biraz 3-5 yani santim kas çıkartırsın vücudunda tamam mı? Belki kemiklerin uzamayacak. Ama kaslı olursun. Şek, giydiğin yakışır üstüne. Bir sakal tıraşın falan güzel olur. Ama böyle götü göbeği salıyorsan yani. O zaman senin suçun yani. Kadın seni niye seçsin? Kadın tabii ki en iyi erkekle çiftleşmek istiyor. Doğal bir şey yani bu. Tamam mı? Ama sen de bir düşünün. sen mesela bize hep süper şart atıyorsun. Çok teşekkürler. Güzel doğru yoldasın. Ama bir düşün. Bu Mektap olayını bir düşün. Ha şöyle illa ben gidip de sana yarın e, düğününe geleceğim orada iki aşağıya olacağım falan demiyorum. Sakin ol merak etme. <laughs> tamam mı? Hatta yaparsam ilk ben karşı çıkarım. Onu da söyleyeyim ama o değil yani. Tamam mı? Saruhan kardeşimiz Saruhan Gence Başar Süper Çağ'danmış. atmış. Saygıdeğer hocam son zamanlarda gündeme gelen Black Film manifestosu hakkındaki görüşleriniz neler? Zaten onu sen sormuşsun. Ben onu anlattım bu akşamın konusu. Dediğim gibi bak bu manifesto tarzında yayınlıyorlar ama şimdi 60 bir kere bakın şöyle bir şey. 66 sayfalık manifesto falan olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Kötü yazılmış bir yazıdır. O yazıyı özetlersin 3 sayfada bile yazarsın. Öyle uçuş fikir uçuşması gibi yazılmış yani. Onu böyle zaten bir kısmına baktım şöyle okumaya çalıştım filan. Hep aynı şeyler. Bazen böyle bazı çevreleri çevrelere filan hakaret filan da var içinde. Anlamsız anlamsız. Dünyayı tanımayan bir insanın, hayatın gerçeğini, kadını, erkeği tanımayan bir insanın davranışı. Şunu da söyleyeyim. Hayatında kaç tane ilişkin oldu da kadını tanıdın? Tamam mı? Yani kadınları tanıdın diyorsanız yani birazcık <laughs> takometrenin şey olması lazım yani nasıl diyeyim kaç kilometre yazacak bilmiyorum ama yine bazen bir kadınla öyle tanıyabilirsin gibi ama değil öyle. Ha Saruhan ikinci soruyu sormuş. Hocam bu manifesto yurt dışında Türk erkeklerine ilişkin olumsuz bakış açısı oluşmasına seviyet veriyorum. Bak ona da değindim. Şöyle Evet veriyor çünkü e, ben bunu yazdığım zaman başka yabancı siteler çıktı ve onu direkt tercüme etmişler ve alay ediyorlar. Yani Türk erkeklerini de şuna getirmiş çünkü adam dışarıdan algısı öyle. Şimdi ne yazık ki ne yazık ki buradan e, Hint erkekleri belki de en e, sıkıntıda olan onlar yani istatistiklere bakınca ama bu arkadaşın yazısıyla tabii ki böyle kanallar var. internette yayılıyor falan. Türk erkeklerini de bu konuma getirmişler. Dışarıdan bakıyorlar. Sanki işte bunlar da hepsi hepsi black pillci bunların. İşte bunlar da kadına ulaşamıyor falan modeli. Sen aslında bunları yayı, yaydığın zaman ülkeyi de sıkıntılı bir duruma sokuyorsun. Yani senin aslında madem bu kadar manifesto falan yazıyorsun böyle oturuyorsun. Yani Marx böyle Karl Marx'ın Das Kapital falan ona özenmişsin herhalde. Yazım dilin filan da çok kötü yani. Kaotik. Arada kendi problemlerini filan yazmışsın içine. Ama madem bu kadar yani bilinçli bir insan mısın bilmiyorum. İnsanlara böyle ulaşmaya mı çalışıyorsun? O zaman toplumu nasıl daha iyi yaparım onu onu biraz. Çözümü ne onu şey yapacaksın. Yani ben evet sorunu sorunu buldum. E, ben çok çirkinim ki resmine de baktım öyle olduğunu da düşünmüyorum yani. Biraz saç kesimini değiştirebilirsin. Benim gibi kafanı kazı daha iyi olabilir. Güzel bir gözlük tak. Tamam mı? Hatta Doktor Red Pill parfümü var. O da çıkacak. Onu da kullanabilirsin yani. Ama üzerine sana da bir şemsiye hediyeli geliyor o parfüm. Çünkü üzerine yağabilir. Onu da söyleyeyim. Yani baktığın zaman toplumsal bir görevin olduğunu düşünüyorsan, çok zeki olduğunu düşünüyorsan o zaman diyeceksin ki bak bunu daha önce de söyledim. Erkeklerin toplumsal bir görevi vardır. Erkek bir şey yaptığı zaman kendi için bile bir şey yapsa her zaman topluma da bir şekilde ucundan dokunur o. Olması lazım. Ama sen ne kendin için bir şey yapabiliyorsun ne de topluma ve de hem yurt dışında bizi kötü gösteriyorsun hem de buradaki insanlara yol göstermiyorsun. Ve seni emin ol bu işi bilmeyen genç arkadaşlar izlemeye çalışacaklardır. Belki bir tanesi kız arkadaşından reddiyede 19 yaşında haberi yok. Aa diyor ben de bırakmayacağım. Depresif depresif dolaşıyor etrafta. Ben onun tam tersini anlatıyorum size. İyi kadınlarla iyi ilişkiler kurun. Kötü kadınları hayatınıza almayın. Bunlar ha, yüzün güzel değilse ne yapalım abicim? Başka bir şey yaparsın, spor yaparsın, kendini geliştirirsin, başka bir alanda ilerlersin. Hayır, ben illa alfa olacağım. En işte ben en böyle manken olmak istiyorum. Olamazsın abicim. Yani kaç tane manken var? Herkes olamaz. Sen başka bir alanı geliştireceksin o zaman. Yapacak bir şey yok. Şimdi Süleyman Kurt bir tane süper chat atmış onu okuyorum. Hocam şu şu kadar yıl seninle konuşayım ama başka biriyle seninle şu kadar ayda evleneyim diyen kadın profilleri hakkında düşünceniz nedir? Bu fiilden sonra alfalarına her zaman gerimi dönerler. Bir sohbetinizde dinlemiştim. Bir daha okuyorumdur tamam anlayamadım. Hocam şu kadar yıl seninle konuşayım ama başka biriyle seninle şu kadar ayda evleneyim diyen kadın profili yani şöyle mi demek istiyorsun? Tam anlayamadım da soruyu. Şu mu? Ee, önceden pazarlıkla geliyor sana. Diyor ki yani ben seninle şu kadar görüşeceğim. Alfasına zaten anında vermiş. Anında. Ama sen sen pazarlık içinde? Yani konuşalım, görüşelim. Belki senden önce 3-4 tane insan oldu. Onların hiçbirinde problem yok. Cinselliği veri, verme açısından. Bir kadının Bakın genuine desire çok önemlidir. Sana genuine desire yok. Gerçek istek yok sana karşı. Gerçek istek çok önemlidir arkadaşlar. Onun için ben bu e, bir erkeğin gerçekten huzurlu olması için bu PUA olayına ben birazcık yapabilirsiniz. Ama sonunda boşa bir çaba olacaktır. Çünkü kadını kafasındaki düğmelere basaraktan ayarlamaya çalışıyorsun. Oysa ki genuine desire'da kadın sana gerçekten istekle kendisi geliyor. Hiçbir şey yok orada. O seni istiyor. Ha gidip de böyle ben evde oturayım işte kapı çalınsın falan modeli değil bu. Tabii ki bir böyle sosyal bir iletişim mutlaka olacak. Ama böyle peşinden koşarak değil, ayarlamaya çalışarak değil. O bir yere gitmez. Kadın bile ondan sonra iki gün sonra hata yaptığını düşünebilir. Lan der bu adam beni ayarladı evet seviştik falan. Amacın o zaman sadece sevişmek. Ha öyle bir amacın da olabilir ama uzun dönem bir boşluk içinde hissedeceksin. Bakın. Benim her zaman anlattığım şey şudur arkadaşlar, hayatı bir erkek olarak tam bir şekilde yaşamanız lazım. Kendinizi gerçekleştirmeniz lazım. İşte o o noktaya ulaştığınız zaman kafada o zaman rahatsınız. Kadın tabii ki olacak hayatınızda mutlaka. Ama sizi isteyen, sizi gerçekten isteyen siz böyle düğmelerine basarak hareket ettirdiğiniz değil. Ha şu buraya konuya geldiğimizde senin süper chatine Burada genuine desire yok. Seni oyalıyor belki de. Diyor ki tamam 3 ay daha gezelim. Abicim sen 3 ay gezelim de sen eee sokuştaya tanıştığının bir saat sonra vermişsin yani. Öyle bir şey duydum ben. Yanlış duydum. E, yanlış duyduğuma inanmak istiyorum. Ancak kamera kayıtları var. <laughs> diyebilirsin yani. Gerçek istek yok sana karşı. Pazarlık yapıyor seninle. Hiçbir zaman o gerçek istek olmayacak. O kadının o gerçek isteği asla gelişmez arkadaşlar. Tamam mı? Kadınlar hani böyle ilk beş dakikada sana aşık oluyor falan öyle bir şey yok. Ama şu var. İlk 5 dakika içinde kiminle çiftleşmek isteyeceğini anlamayabilir kadın. Ama kiminle çiftleşmek istemeyeceğini bilir kadın. Ben bu adamı istemiyorum. Sen altından gidip üstünden çık. Ha, hediye medya alırsın bir şey. Kadın işte adam çok uğraştı yani hak etti yani bir kuku atayım önüne falan. Olabilir. Ama o genuine desire değil. Zamanına yazık. Her zaman alfalarına geri dönerler mi? Şöyle dönmek isterler ama şimdi o alfa onları kabul etmeyebilir. Bir de o var ya. Yani. Sadece kadın alfasına geri dön. Yani böyle alfa evde oturup da benim sevgilim geri dönsün diye bekleyen bir canlı türü değil. Şimdi Ahmet Su. Ahmet Su <laughs> Nasıl bir isim bu ya? Hocam iyi yayınlar. Süper chat yollamış bizim üyemiz. İlk defa yazıyorum. Ben de seni ilk defa tanıyorum Ahmet Su. Dikkat dağınıklığı için ilaç kullanmadan tedavi yöntemi mümkün mü? Şöyle. Ben genelde bu tarz şeylerin e, ilaçsız tedavisini öneriyorum arkadaşlar. Eskiden bu hastalıklar var mıydı? İnanın bilmiyoruz ya. Yani belli bir nesilde böyle bir hastalık yoktu. Dikkat dağınıklığı. Şimdi şöyle. Senin dikkat dağınıklığın var belki. Veya sana dikkat dağınıklığın olduğu söylendi. Ve sen ona inanıyorsun. Ben bu dikkat dağınıklığı hastalığına inanmıyorum. Bir doktor olarak söylüyorum. inanmıyorum. Tamam. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ha, kafanda çok fazla fikir olabilir. Konsantre olamıyor olabilirsin. Ama onun da yöntemi var. Her gün bir tane ilaç alayım. Hayatımın sonuna kadar da böyle yapayım. O zaman her şey için bir tane ilaç alın arkadaşlar. Sıçamıyorum ilaç alayım. Güneş alamıyorum vitamin D alayım. Yani her şey için ilaç alınmaz. Sonuçta gezegende milyonlarca yıldır yaşıyoruz yani biz. Bir şekilde. İlaç mı vardı eskiden? Hayır. Güçlüysen hayatta kalırsın. Sen de şunu düşüneceksin. Dikkat dağınıklığım var. Peki. bak paternleri gör kendindeki. İyi dinleyin arkadaşlar. Ne zaman oluyor dikkat dağınıklığı? Mesela sabah saatlerinde mi? Akşam saatlerinde mi? Dikkat dağınıklığım olduğu zaman neye konsantre olabiliyorum? Bu mu? Bu mu? Ne kadar süre dikkatimi toparlayabiliyorum? Niye dikkat dağınıklı olduğunu düşünüyorum? Bunları bu paterni bulursan belki aslında sende dikkat dağınıklı yok. Senin yeteneğin başka bir şeye doğru var. Ha hocam işte gitar çalarken 3 saat dikkatim dağılmıyor. Ama işte kitap okurken dağılıyor. Demek ki sen gitar çalan bir adamsın. Yani belki onu başka bir yere kanalize edeceksin. Veya şöyle yapacaksın. Bir şey yapamıyorsun. 10 dakika yapabiliyorum. Ve tam ertesi gün 11 dakikaya. Disiplin arkadaşlar. Hayatın temeli disiplindir. Bak her şey disiplinde biter. Motivasyonda falan değil. Disiplin. Erkek olarak it gibi yapacaksın bu kadar. Bu black pill'in olayı da öyle. Disiplin yok adamlarda. Disiplin yok. Ben çok kötüyüm. Aferin. O otur. Kanepede otur o zaman sabah kadar. Oyun oyna. Game of Thrones veya pardon Call of Duty. Game of Thrones oyun zannet. Metehan, hocam tıpçıyım. Yüksek potansiyeli yakışıklı, kaslı olmama rağmen. Vay. Wow. Arkadaşlar, hanımefendiler eğer genç bir bekar doktor adayı arıyorsanız Metehan var. Tamam. Kaslı olmama rağmen tıpçı kızlara ulaşamıyorum. Bir yerleri aşırı kalkık. Mesela nereleri? Kulakları. Kulaklarından bahsediyorum. Midas'ın kulakları gibi biliyorsunuz. Midas'ın kulakları efsanesini anlatmıştım size. O zaman neredeydim? Nereye geziyordum ben o zaman ya? Bir antik kenti geziyordum. Yazılıkaya. Orada anlatmıştım. İzleyin. Deneyimleriniz nedir? Şöyle. Ee, aşırı kalkık. Şimdi genelde zaten birazcık daha üniversite eğitimi fazla olan hatunlarımızda birazcık bu kulak kalkması durumu oluyor. İdaz'ın kulakları gibi tamam mı? toplumda genel bir narsizm var. Bak eskiden bu yoktu. Yani bizim sınıfta da e, yani kızlar vardı böyle filan. Bunlar daha çok çok aşırı çalışkan kızlar olurlardı. Çok böyle kadın erkek ilişkileri filan girmek istemezlerdi zaten. Ders çalışırlardı filan. Son sene biraz böyle heyecan yaparlardı bunlar işte bir koca bulayım filan modelinde böyle internken filan. Bulurlardı da evlenirlerdi falan filan. Bu eski bir jenerasyon. Ama şu anda kadın bak bu çok tipik bir şey aslında. Senin söylediğin çok güzel bir bilimsel data. Nasıl? Kadın erkek birbirine eş ise denk olaraktan, akademik olarak kazandığı para olarak güç kuvvet olaraktan değil, kadın seni aşağı görür, tamam mı? Bir örnek İsveç'te hep aynı örneği veriyorum ama aynı miktarda para kazandığı zaman kadınla erkek kadının aldatma şansı daha fazla oluyor. Bu şu değil, kendinizden daha az kazanan kadınla birlikte olun değil, siz kendinizi daha geliştireceksiniz ve bu sefer kadın seçenekleriniz artacak zaten. Ama sen de doktorsun. Kadın da doktor. Kadın seni eş görmüyor. Kadın diyor ki ben diyor doktorum diyor ama sonra bir şekilde doktorlarla evlenmek istiyorlar. Ben doktorum. Adam da doktor. Ben daha da üst model bir adama geçmek istiyorum diyor. Ha nasıl? Belki senin sınıfından değil ama genelde tıpta ki kızlar asistanlarla çıkarlar. Bazıları da hocalarıyla çıkar. <laughs> Onlar da var. Tamam. Daha üst model istiyor. Yani kendi içinde de bir hipergami yaşamak istiyor. Sana bakmayacak. Bu çok normal bir şey aslında. Yapacağın bir şey yok. Yalnız ee, bir de şöyle şimdi tıptaki kızlar da birazcık kendi ayaklarına sıkmış oluyorlar. Şöyle ki uzun süre bekliyorlar. Hipergamileri tam tatmin olmuyor ve yıllar geçiyor. Asistanlık falan yapıyorlar. Yıllar geçiyor. O zaman daha da üst model bir erkek bulmak istiyorlar. Çünkü kendi ayarlarında bir erkek bulamıyorlar. Hipergamilerini tatmin edecek. Ve bu sefer de erkek kalmamış oluyor yalnız kalma riskleri çok yüksek oluyor. Tamam. Gerek yok. Yani illa o kızlarla çıkmana gerek yok. Ama diyorsan sevdiğin birisi var hocam. Mektup yazacağım. Yaz. Destekliyorum. Evet. Bakalım bakalım. Saruhan kardeşimiz bir tane daha süper chat şey atmış. Hocam siz öz saygı kadına şiddet karşı duruş yönünde hassasiyetleri vurgularken tam tersi eğilimleri bu akımlar neden Red Bill'de bir tutuyor? Bak çok güzel bir soru sordu. Şöyle sana. Şimdi arkadaşlar toplumda genel bir bu e, kırmızı hapa karşı bir ön yargı var. Bak defalarca söyledim. Kırmızı hap ve de biz tamam mı? Kesinlikle kadın düşmanı falan değiliz tamam mı? Kadınla erkeğin bir arada yaşaması gerektiğini ama maskülen ve feminen roller içinde bir arada olması gerektiğini, herkesin kendi rolüyle daha büyük, iyi bir huzur olacağını, iyi bir birliktelik olacağını devamlı söylüyorum. Kesinlikle kırmızı hap kadın düşmanı değil. Ancak bilir bilmez insanlar ön yargıyla kırmızı hapı devamlı ve devamlı kötülüyorlar. Sanki kötü bir şeymiş gibi. Bakın ben eminim yıllar içinde dünyada daha da fazla sevilecek ve tutulacak. Bunu nereden anlıyorum? Özellikle Türkiye'de ve ben da eminim Amerika'daki kırmızı hapı anlatan insanların bile bu kadar orana baktığın zaman bu kadar kadın destekçisi yoktur. Ben özellikle kadınlar için de anlatıyorum kırmızı hapı. Ama kadınlar hepsi şunu diyor. Hocam ilk defa diyor, sizi dinlediğimiz zaman diyor, sizden aşırı gıcık kaptık diyor. Tamam. Ben aslında gıcık kapılacak bir adam mıyım bilmiyorum ama bazen olabiliyorum galiba. Tamam. Ama diyor sonra size çok hak verdik ve şimdi izliyoruz sizi çok izliyoruz çok seviyoruz devam edin teşekkürler. Hatta diyor kız kardeşime de izletiyorum falan. O kadar çok mesaj var ki böyle. Ön yargıyla yaklaşmayın. Bakın bize bize karşı olan insanlara söyleyeyim. Bakın ön ile yaklaşmayın Kırmızı yapı. Kötü bir şey söyleyemez. Ha. Şimdi bazı hatunlar var. Çok 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 hata yapmışlar ve artık gerçekten toksik ilişkiler içindeler, kendileri toksik ve hiçbir erkek onları istemiyor. Onlar bize kızsın zaten. Tamam Onları yani gerçeği anlatıyorum. Tamam. Fakat şunu anlamanız lazım. En azından kadınlar. Ve girin bakın size söylüyorum kadın Ekşi sözlüğe falan yazın. Kırmızı hap ile siyah hap aynı şey değil. Hatta birbirine neredeyse karşı şeyler. Tamamen farklı şekilde toplumu farklı yerlere çekmeye çalışan şeyler bunlar. Bilmedikleri için kırmızı hap ile aynı yerde tutuyorlar siyah hapı. Bütün diyor kırmızı hapıların hepsine bunlar insel falan. Asla. Zaten değil. İnsel değil. İnsel olduğun zaman, kadına ulaşamadığın zaman, şöyle işin içinden çıkış arıyorsan, kırmızı abla çıkış arayabilirsin. Evet, ben kadına ulaşamıyorum. Bir sebebi var bunun. Ne bileyim işte, tipim iyi değil veya e, konuşmayı bilmiyorum, giyimi bilmiyorum, nasıl iletişim kuracağım veya çevremde insanlar yok olabilir. Ama kadına ulaşamıyorum. E, bütün kadınlar kötü. Ben de çirkinim zaten. İşte evde oturacağım. Hayat kötü. Bilmem ne filan. Bu tamamen yanlış bir yol. Onun için işin kolayına kaçıyorlar. Bir de bizim toplumumuzda böyle hakaret etme kültürü var ne yazık ki. Ve klavye başında hakaret etme kültürü var. E, i̇simlerini bile kullanmadan, yüzlerini bile görmeden karşı tarafa hakaret ediyorlar. Sosyal medyanın arkasına saklanarak. Tabii biz bazen bu arkadaşları bulduruyoruz. <laughs> Ondan sonra da öttürüyoruz zurna gibi. O ayrı tabii. Ama bu hakaret kültüründen vazgeçmeniz lazım. Gerçekten değişik fikirleri anlamak istiyorsanız bir okuyun ya. Ben oturdum 66 sayfa manifesto okudum. Tabi midem bulandı biraz ama yine de okudum bir kısmını. Sordu arkadaşlar sizin için yaptım yemin ediyorum. Önyargı. Her şey önyargı. Bakın Ece Hanım'ın programında da söylemiştim. Önyargı. Önyargı çok yanlış bir şeydir. Alın okuyun ya. Gerçekten ne istiyorsanız okuyun. Öğrenin. Önyargısız yaklaşın. Belki siz hatalsın, belki bir hata Belki biz hatalıyız. Konuşalım. Program yapalım karşılıklı. Siz bana soru sorun benim düşüncelerimle uyuşmayan insanlarla program yapayım. Bak açık kapı şey veriyorum size. Hatta kadın dernekleri yapalım. Bakın kadın dernekleri. Size de sesleniyorum buradan. 21 Ekim'de Ankara'da toplantı yapacağız. Tamam mı? Toplantının konusu toplumda şiddetin önlenmesi nasıl nasıl yapabiliriz de önleyebiliriz. Ve maskülen duygusal kontrol nedir? Yani erkek duygusal kontrol edecek şiddete başvurmayacak. Bir tane var mı ya maskülen olarak çıkıp da kırmızı hap, kadın erkek, maskülen, feminen deyip de acaba erkeklerimize nasıl duygusal kontrol yaparız, kadına şiddeti nasıl önleriz diye toplantı yapan var mı? Buna ön yargı olabilir mi böyle bir düşünceye? Ayakta alkışlayıp destekliyor olmanız lazım. Tamam Lütfen. Sizi çok seviyoruz bu arada. Dark Honor 1 süper şey. Sizce cerrah bir kadınla ilişki yaşanır mı? Hmm. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Derin tecrübelerimden söyleyeceğim. Şimdi ne söylesem bilmiyorum ya. İnsanların biraz kalbini kıracağız galiba bu akşam. Şöyle. Bir ipte iki cambaz oynamaz onu söyleyeyim. Evlilik zor olur. İki cerrahın evliliği zor olacaktır ama kadın cerrahlar da hipergamileri tatmin olması için ve ben bunu çok gördüm zaten, ee, kanın cerrahları da biliyorum, kendilerinden daha üst model bir erkeği isteyeceklerdir. Cerrah olmasına gerek yok. Ama dahili branşlardan birilerini evlilik için seçmezler genelde. Tamam mı? Çünkü cerrah olarak kadının hayatı birazcık daha zor olacaktır. Çünkü hem kadınlık yapmak zorunda hem cerrahlık yapmak zorunda. Yani gecesi gündüzü yok cerrah. Çalışıyor, ameliyata giriyor, ölüm kalım meselesi var ameliyatta. Hayat kurtarıyor, zor. Onun için birinci sebep onu anlayabilecek bir erkeği isterler. Bir cerrahı en iyi başka bir cerrah anlayacaktır, tamam mı? Ve genelde kadın cerrahların seçtikleri e, doktor birazcık daha zor bir cerrahi yapan bir branş cerrahı olacaktır, tamam mı? Bu daha dengeli olacaktır. E, olabilir ama e, iki cerrahın evlenmesi yani ilişki Tabii ki yaşayabilirsiniz yani bir şey olmaz yani hatta daha iyi çok paylaşacağınız çok ortak nokta olacaktır yani e, çok da keyifli olur yani özellikle şöyle söyleyeyim bir doktorun bir doktorla çıkması güzel bir şey Çünkü çok ortak nokta var e, çok daha konuşulan çok şey oluyor cerrah olduğu zaman daha da konuşulan şey oluyor aslında o, o iyi bir şey olacaktır yani böyle farklı şeyler olsun e işte ne bileyim ben işte elektronik mühendisiyim. Özellikle karımı seçtim. E, Japon tarihi okuyor filan. Yani hiçbir şey bulamazsınız konuşacak. Emin olun belli bir zaman sonra. Birazcık o ortaklık iyi olacaktır. Ki doktorla doktorlar ilişkisinde iki doktorun ilişkisinde konuş konuşacak çok şey olur. Çok daha keyifli olur. Kişisel gelişim de iyi olur. Cerrahi kadınlar cerrah e, kadınlar birazcık daha e, meslekleri gereği agresif olacaklardır. Birazcık daha cerrahın agresif ve lider karakterli olması lazım. Ancak problem şu. Kadın, cerrah kadın o ameliyathanedeki lider karakterini evine ve ilişkisine taşıyorsa orada problem olur işte. Orada problem olacaktır. Bir de şöyle bir şey de olabilir. Kadına bağlı olaraktan bu. Eğer erkek branşında daha başarılıysa özellikle akademik alanda daha başarılıysa kadın e, akademik alan e, tabii o kişiye bağlı değişecektir mutlaka. Sürtüşme ve birazcık mesleki kıskançlık olabilir. Ben de öyle yapacağım, ben de şunu yapacağım, ben de bunu yazacağım. Tamam yaz, yardım edelim yaz. Ama yarışa girdiği zaman, erkeğiyle yarışa girdiği zaman kadın sıkıntı olabilir. Şimdi böyle her ilişkide böyle olur mu? Hayır. Ama ben olasılıkları size tahmini olarak söyledim. Bilmem, anlatırız baylar ve bayanlar. Evet, cerrah kadınları severiz ama. Severiz. İstanbul, Ankara. Süper chat yollamış. Red Pill'den sonra kavgacı oldum. Etrafımla kavga ediyorum sürekli. Eskiden daha sakin ve uysaldım. Artık tahammül edemiyorum. Hakkımı savunuyorum. İyi mi? Hayır, değil. Şöyle, hakkını savunman iyi, kavga etmen iyi değil. Ankara'daki toplantıya gel. Sen zaten İstanbul ve Ankara yazmışsın. Orada maskülen duygusal kontrol anlatacağım. Bunu konuşacağız. Duygusal kontrolün olması lazım. Şu değil. Ben Red öğrendim. E sağa sola saldırıyorum. Öğrenmemişsin. Bu öğrendiğin anlamına gelmez. Bir, ayrıca ben size o bilgiyi veriyorum. O bilgiyi siz ne yapacaksınız? Size ait yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bilgi zaten var her yerde. Bilgi var. Sen zeytinyağı güzel bir yemek yapmak için de kullanabilirsin yere döküp insanlar ayakları kaysın diye de kullanabilirsin. Ama bu zeytinyağı satılmayacak anlamına gelmiyor. Bu da aynı şekilde. Güzel bir bilgi var. Ama onu şekillendirecek olan senin kendi kişiliğin ve karakterindir. Ama hiç gerek yok kızmaya, hiç gerek yok kavgacı olmaya. Duygusal kontrolün olduğu zaman çok daha rahat bir insan oluyorsun. Ve çevreni de yönlendirebiliyorsun iyi bir şekilde. Ankara'daki toplantıya bekliyorum seni. Taha Nusret Bozkurt. Süper şey. Hocam sizi tanıdıktan sonra kırmızı hapı ciddi ciddi aldım. Öncesinde iflah olmaz bir betaydım. Şimdi daha mutluyum. Bilal'e size e-mail atacağım. Bunu duyduğuma sevindim Taha. Böyle olması lazım arkadaşlar zaten. Kendinizi geliştirmek için. Beta olabilirsin. Ama bugünün konusuna uygun olarak siyah haplı olamazsın. O iyi bir şey değil. Burak. Sizi tanımasam kesin siyah haplı olurdum. Ha kurtardık. Arada bir siyah hapa giriyorum. Gerek yok. Neden böyle oluyor? Bir game konusunda sıkıntı yaşıyorum. Tavsiyeniz nedir? Şimdi şöyle, dediğim gibi siyah hap daha çok e, görsellikle ilgili olan bir şey ve bundan dolayı yaşanan bir özgüven eksikliği. Ama bu da kadın odaklı düşünce. Yani nasıl? Ben iyi gözükmüyorum. Kadın beni beğenmediği için ben yıkıldım. O zaman sen kadından onay bekliyorsun yani. Tamam? Bu yanlış sana demiyorum. Siyahapa girmene gerek yok. Game'i nasıl öğreneceksin? Game'i gidip de kitap okuyayım, öğreneyim. İşte kadının e, yavaşça dirseğine dokundum, sonra işte saçını okşadım, üçüncü hamlem şu falan gibi böyle bir şey değil arkadaşlar. Game sosyal olmaktır, insan olmaktır. Ama bazen espri yapacaksın, bazen sert olacaksın, bazen ciddi olacaksın, bazen güleceksin. Bunları doğal bir şekilde yapabilmektir. Rolo diyor ya, "Game benim" diye. Siz de game sen olacaksın zaten. Olay bu. Ama herkesin game'i farklı olur yani. Şahin Kara süper chat yollamış. Teşekkürler bir üyemiz. Yine Şahin Kara. Hocam kendimi sürekli geliştiriyorum ama kadınlara ulaşmak gibi bir derdim yok. Escort, <laughs> Escort ucuz ve pratik geliyor. Bu durum Black filmi değil. Bu Black Bill değil. Bu böyle kafa rahatlı falan mı senin için bilmiyorum ama. Şöyle e... <laughs> yani kızmıyorum size. Tamam mı? Kızmıyorum. Anlıyorum size. Çünkü uğraşmak istemiyorsunuz. Yani ilişkinin e, yoğunluğuyla uğraşmak istemiyorsun. Ama tabii şimdi bakın erkeklerin mutlaka cinselliğe ihtiyacı yüzde olacaktır. Tamam, bunu, bunu kadınların da anlaması lazım. Yani erkeklerdeki bu cinsel güdü kızılmaması gereken bir şey. Hani ben diyorum ya kadınlar size anlatayım şimdi. Diyorum ya kadınlara kızmayın. Siz de erkeklere burada kızamazsınız. Bu erkeğin güdüsü evet o cinsel güdüsüyle bütün dünyadaki köprüler yapıldı. Bütün binalar yapıldı. Bütün her şey. Bunlarla bu libido ile testosteronla gelen bir şey. Ve doğal olarak adam istiyor yani. Ha gidip de burada sana eskortluğu böyle destekliyorum falan tarzında bir şey değil. Olabilir. Seçimindir. Kendini koruyacaksın. Ondan sonra ne yazık ki. Ne yazık ki. Günümüzde zaten bazı kadın erkek ilişkileri de eskort modeli duygusallıkla yaşanıyor. Tamam mı? Yani illa kadına böyle kredi kartıyla ödeme yapmıyorsun. Ama ne yapıyorlar? Çok yemeğe çıkartıyorlar hediye alıyorlar. Tatile götürüyorlar. Sonuç aynı aslında. Sadece onun adı farklı. Tamam mı? Ben burada emin olun bu escort escortlara bile daha fazla saygı duyuyorum ben. Çünkü niye hayatını öyle kazanmaya çalışıyor? Belki çoluğu çocuğu var onu onun için yapıyor Eskiden öyle bir hayat kadını modeli vardı yani. Ben ona kızamıyorum yani. Ama erkeği sırf parası için kullanan, sevgi modeli kullanan kadın aslında çok yanlış. Çünkü orada bir yalan var. Escortta bir yalan yok. Orada bir şey yok. Desteklediğimden söylemiyorum arkadaşlar. Bu escort olayı da yani farklı bir şeydir. Ee, çok aslında felsefi olarak yaklaşabiliriz ona ama şimdi çok girmeyelim o işin içine de. Yani çünkü dünyada şöyle bir şey var. Ee, olsun mu olmasın mı böyle bir şey. Olsa ne olur? Ol, olmasa ne olur? Zaten var. Ama belki kontrol altında, denetim altında olması lazım. Çünkü denetim altında olduğu zaman cinsel yolla bulaşan hastalıklar azalır. Suç oranı azalır. Birazcık denetim olması. Ama zaten sen bunu, e, ben bunu yasakladım, tamam. O zaman denetleyemezsin. Yasakladığın bir şeyi denetleyemezsin. Denetleyemediğin zaman da her yerde yanlış bir şekilde olacaktır. Belki suça bulaşacaklar, belki bu insanlara zarar verecekler. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar olacak falan. Böyle. Yani dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi. Ama sanıyorum dünyanın en eski mesleği değil. Çünkü buna ödeme yapmak için para kazanmış olman gerekiyor. Demek ki ondan önce bir meslek daha olması gerekiyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Pompei de bile biliyorsunuz baylar kerane vardı. Değişik bir keraneydi. Mimarisi yani ilgimi <laughs> çekti. Emre Özer bir süper chat yollamış. Hocam saygılar 40 yaşında bekarım. Yüksek akar gelir dışında yüksek, pardon, yüksek akar, gelir dışında yüksek değer olan ve daha da yükselmek için rahatsız olan bireyim. Güzel. Gerçek arzu hissetmediğim hatunlara uğraşmak içimden gelmiyor. Gerçek arzu nadir bir olay. Bakın. Bu da erkeğin arzusudur arkadaşlar. Şimdi bu da ilginç bir konu. Hiç anlatmadım bu konuyu ama kısaca anlatayım. Şöyle. Belli bir noktadan sonra özellikle kırmızı hapta bir noktaya ulaştıktan sonra Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, bakın bu şöyle söyleyeyim, bu ilginç bir konu oldu aslında. MacTavla, MacTav'un sanki ikiz kardeşi gibi diyelim buna... tamam mı? Şöyle, MacTav olayı anlıyor, kendi yoluna gidiyor, kadınla hiçbir ilişkisi olmuyor, Vanitas geliştiremiyor, yok öyle bir şey adam adamda artık, kadınla birlikte olmadığı için, kendi yoluna gittiği için, bunlar değişmez, bunlar böyledir. Ben artık kendi yoluma gideceğim, kadını anladım, ha olabilir. İstemiyorum. Saygım var kadın ama istemiyorum modelinde bir şeydir. Maktab. Fakat bir de onun ikizi olan bir şey var. Belki kuzeni. O da şu. Kadını çok iyi anlıyorsunuz. Ve şunu da kendinizle ilgili anlıyorsunuz. Bir daha asla bir kadına vanaytis geliştiremeyeceğinizi fark ediyorsunuz. Sen o noktadasın. Arzu değil aslında. Kadını kadın olarak istiyorsun aslında. Daha temiz bir sevgiye dönüşüyor. Sevgi bile değil yani isteğe dönüşüyor aslında. Onu öyle kabul ederekten istiyorsun. Şartlı değil. O üst model aslında kadının da çok istediği bir erkek modelidir. Şöyle bir altta erkek modeli var tamam mı? Böyle hani akvaryumun altında tipler var ya onlar gibi. Kadına hediye alıyor, kadını ikna etmeye çalışıyor, yemeğe çıkarmaya çalışıyor, mesaj atıyor, çiçek atıyor, böcek atıyor filan. Bir bu model var. Kadın emin ol böyle tiplerden nefret ediyor istediğini söylese bile nefret ediyor. Bir de farklı bir model var. Bunları belki yapmıyor. Ama kadını gerçek anlamda kadın olduğu için ama ona bağlanmadan kafayı bozarak onunla obsesyon içinde öyle isteyerek değil. Gerçekten sevdiği için isteyerek. Ha, şu da var. Bu erkek modelinde bu erkek modelini etkilemek bir kadın için çok 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 zor, imkansıza yakın zordur. Ama olabilir. Ve kadın erkek eğer o kadını isterse o üst model bir kadındır zaten. Ve her zaman diyorum ya kadın kendi değerini tutabildiği erkeğin değeriyle ölçer. O adamı tutabiliyorsa zaten o kadın değer. Çünkü o adam artık onu seçmiş. Ben bu kadını istiyorum. Tabi orada da genuine desire, desire var kadında. O da üst modeldir. Bu adam da vanitis geliştirmez. Bu adam da kadında kafayı bozmamıştır. O kadını kafayı bozmadan gerçekten onu istiyor. O şekilde istiyor. Böyle tertemiz bir şekilde. Sen o modele ulaşmışsın. Güzel bir yoldasın. O üst bir modeldir. Oraya herkes ulaşamaz. Onu da söyleyeyim. SNR Süper chat atmış. Teşekkürler. Taha Nusret Bozkurt, Serabler Palsilim. İkinci üniversiteye başladım. Spora başlıyorum. Her gün kitap makale okuyorum. Süper. STK yöneticilerim oldu. Seminerler veriyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? sizce seviyem nedir o zaman? Gayet iyi. Yani topluma katkıda bulunan bir insansın. Kendini yetiştiren bir insansın. Kendini, hayatının merkezine kendini koymuşsun. Ha, mutlaka. Serebler payısı var. Zor, sıkıntılı. Ama hayat verilmiş sana. Yani illa bir kadın verilmesine gerek yok. Böyle düşünmeyin. Kadın gelir veya gelmez. Bir de şöyle seni seçen kadın aslında kendi değerini gösterecektir. Sen üst değer bir adamsın. E uyduruk bir kadın seni seçmiyor. Yani kendini değerini gösterdi. Bu arada Nusret eğer Ankara'ya gelirsen sevinirim seninle tanışmak isterim. Bekliyorum seni Ankara'ya. Mesela STK yöneticiliğin olmuş. Güzel bir şeyler yapabiliriz birlikte. Bakın topluma bir erkeğin değeri topluma kendi kabilesine, çevresine değer kattıkça yükselir arkadaşlar. Bir erkeğin değerini diğer erkek belirler. Kadın belirlemez. Onu da söyleyeyim. Kadının değerini erkek belirleyebilir birlikte olduğu zaman. Ama erkeğin değerini kadın belirlemez. Diğer erkekler belirler. Toplumda üst model erkekler yani peer denilen üst model erkekler tarafından kabul ediliyor musun? O erkeklerle aynı masaya oturuyor musun? Sen, sen de gel bu masaya bizle otur diyor mu erkekler? Kabile düşüncesi budur arkadaşlar. Bakın bizim kabile diye arkadaş grubumuz var. Kabile nedir biliyor musunuz kabile? Kabile bir arkadaş grubu. Tamam mı? Böyle hadi ava gidiyoruz mızraklarla falan yok yani. Tamam <laughs> Anlatabiliyor muyum? Mamut avına falan gitmiyoruz yani. Kabile kelimesi bir oluşum bile değil aslında. Metaforik bir düşünce yapısı. Erkeklerin birbirine bağı olan. İşte benim bu bizim hani kırmızı hap kabilesi dediğim olay gönlümüzden bağlandığımız, güvendiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız bunlar. Aynı masada oturmak istediğimiz insanlar budur erkekler tabii. Asenalarımız var, onlar ayrı. <laughs> Olay bu. Kabile budur ve senin kabile tarafından kabul edilmek için herkese söylüyorum arkadaşlar, bir şey yapmanız lazım. Kendinizi bir şekilde göstermiş olmanız lazım. İsminizi kazanmanız lazım. Hani eskiden ee, bu Türk mitolojisinde Boğaçan var ya 10 yaşına kadar 15 yaşına kadar çocuğa isim vermiyorlar. Niye? Yani hiçbir şey yapmamış ki niye isim verelim buna? Adam Boğa'yı deviriyor Boğaç diyorlar adına. Acaba niye Sokuşta'ya Sokuş'ta ismi vermişler? Tam emin değilim ama kabile toplanmış o ismi vermiş. Vuruşkay filan mesela. Ne yaptıysa artık. Onlarda da değişik isimler. Ama bir şey yapmanız lazım. Mesela sen de öyle. Kabile içinde olabilirsin. Oluyorsun arkadaşlar yöneticilik yapmışsın, kendini geliştirmişsin, ikinci üniversitene başlamışsın. O zaman bir şeyler sunduğun zaman topluma, diğer erkeklere masada oturma hakkını elde ediyorsun. Olay bu. Bütün kabile budur arkadaşlar. Kabile kabile budur. Size de sesleniyorum herkese. Sizin de bu şekilde bir katkıda bulunmanız lazım. Yani bu bir parasal katkı değil ha. Bunu söyleyeyim. Ben ne yapabilirim? Ben arkadaşıma ne yapabilirim? Bir kişiyi daha kurtarabilir miyim? Bir insana yardım edebilir miyim? Kendimi toplumda geliştirerek bir şey yapabilir miyim? Bak, black pill'in tam tersi. Black pill denen olay kendisine odaklanmış bir adamdır. Kendisine bir elinde tuttuğu aynaya narsist aslında, narsist ama kırılgan narsist. Kendine aşık olmak istiyor, olamıyor kendine aşık. Problem o. psikolojik analizlerini bile yaptım da. Aynaya bakıyor, ben çirkinim diyor aşık olmak istiyorum kendine diyor. Bütün bütün olayı o. Bütün gün onlara bakıyor. Senin aynaya bakacak vaktin yok. Çünkü hayatı gerçeğini yaşıyorsun yani. Süleyman Kurt süper chat. Sorum şu hocam. Aslında alfası ile uzun süreli ilişkisi olmuş ve evlenememiş bir kadın. Ne şarkı besteler o kadın biliyor musun? Katy Perry falan. Evet. Profili var. Bu alfa bunu bıraktıktan sonra hemen sonra kısa sürede biriyle evlilik yoluna giriyor. Çok yaygın bir paterndir bu. Bu kadınlar alfas'ı hep arar. Alfas'ını hep ararlar mı? Amaç nedir? Şimdi bazen öyle durumlar oluyor ki yani e, ben gerçek hayatta bunu çok gördüm. Hatun aynı bu pozisyonda. Yani pozisyon derken bu durumda diyelim. Şimdi pozisyon falan girmeyelim pozisyonlara da. Alfa çıkıyor zaten o beta bir yerde duruyor. Belki 10 yıldır duruyor. Belki lise arkadaşı sen beni bekle modeli. Arkadaşım o. Tamam mı? Yani gişelerden önceki son çıkış gibi bir şey böyle. Fırlatma koltuğu şeyi adam o böyle tutuyor. Tabii tutuyor biraz. Azıcık tutuyordur onunkinde. Burada öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar. Evlenmeden bir gün önce bile alfayı telefonla aradığı olur bu kadınların. Alfasını unutamaz bunlar. Özellikle beta ile evleniyorsa ve çoğu kadın ne yazık ki yani illa arar değil ama bu patern de çok ve çoğu kadın bu senin dediğin paterni yaşıyor zaten. Alfa dul olarak evlenen ve bu yüzden kocasıyla kavga eden niye? Çünkü nefret ediyor kocasını. İstediği birinci tercihi o değil. Yani şey diyor lanet olsun buna düştük diyor. Mecburen buna düştük diyor. E tamam ikinci bir seçenek var. Özgür güçlü kadın artı üç kedi var yani böyle bir seçenek var. 4 ayda Netflix üyeliği veriyorlar. Game of Thrones'un 8. sezonunu altı kere seyredebilirsin mesela. Tamam. Ariana filan. Ejderhalar da var. Olabilir. Ama ikinci seçenek özellikle Türk toplumunda. Kızım artık yaşın geldi evleneceksin. E Sokuştay ne olacak? Sokuştay seni unutmuş. Adını bile hatırlamıyor. Tamam. Nerede yaşadığını bile bilmiyor. Ve sen Ahmet'le evlenmek zorundasın. Sistem bunun üzerine çalışıyor. Ve genelde bunlar Ahmet'le evlendikleri zaman da şöyle derler. Hani zeytinyağıdan bahsettim ya ayak falan kayıyordu böyle sokakta. Biri zeytinyağı dökmüş yere. Yanda da salatalık tarlası varmış. Ben de tam oradan geçiyordum kaldırımda. Şansa bak ayağım kaydı. Şak diye düştüm. Yoksa gerçekten gerçekten elime marul bile değmedi yani. Öyle söyleyeyim. Bırak erkek elini. <laughs> marul bile değmedi. Sera Allah'ım ya. Gece gece. Bize senin profil fotoğrafın kedi mi ya? <laughs> Kim? Tam göremedim. Kediye benzettim ama neyse. Anlayamadım. Ha. Sena demiş ki bizim bir üye mi sattı Sena? Genel olarak erkekten tek bir şeyi istemiyoruz. Statü, akademik başarı, maskülenlik az az olmalı gibi ve bunların içinde görünüşün oranı çok az. Erkeklerin bu konuda bizden daha fazla seçeneğinin olduğunu düşünüyorum. Hmm. Şöyle, şimdi e, özellikle genç yaştaki kadınlar görselliğe mutlaka bakacaklardır. Ama görsellik şu değil arkadaşlar yani sadece böyle inanılmaz güzel böyle yakışıklı bir yüz değil. Bazı kadınlar vücut isteyecektir. Bazı kadınlar giyim kuşam isteyeceklerdir. Kadın tek bir tek şey istemez. Erkek sadece bir tane şey ister. Çok az şey ister. Kadın bak. Bunu bir kadın yazmış. Diyor ki tek bir şey şeyi istemiyoruz diyor. Bunu aslında kırmızı hapı bilmeden yazmış. Kadınlar çok şeyi isterler erkekten. Statüsü olacak, akademik başarısı şöyle olacak, şurada oturacak, şu kadar para kazanacak, şöyle yakışıklı olacak, vücudu şöyle olacak, arkadaşları tarafından sevilecek, şunu sevecek, çocukları sevecek, işte illa şöyle Yani böyle 80 tane. Yani ama erkeğin istediği sadece... Yani basit bir şekilde düşürüldüğü zaman erkek sadece huzurlu bir şekilde cinselliği ister. Başka bir şey istemez. Kadın yemek pişirmiyor ama çok iyi cinsellik veriyor. Tamam der erkek. Umurunda değil. Kadının statüsü yok. Umurunda değil. Tamam Akademik başarı. Ne o ne öyle bir şey mi var der yani erkek. Tamam Yani çok basit aslında. Erkeğin düşünce yapısı çok basit. Tamam. Fakat kadın çok fazla şey isteyecektir. Şimdi Sena'nın tekrar sorusuna gelirsek. Görsellik özellikle Yaş ilerledikçe kadında başka şeyler daha üst plana çıkacaktır. Bence Sena'nın yaşı 30 civarında, 20'li yaşlarda değil. Kaç yaşında olduğunu yaz Sena merak ettim. Tamam. 30-35 bandında bence. Tamam Güzel yani böyle iyi yakışıklı bir erkek çıkınca istemezler mi? Mutlaka. Ama öncelikler kadında zamanla değişecektir. Erkekte öncelikler zamanla çok fazla değişmez cinsellik odaklı yaşayacaktır erkekler. Yani çoğu genellemeyi konuşuyor. Bak erkekleri de genelliyorum. Hani kadınlar diyor hocam genellemeyin bizimle. Sena sen 20 yaşında mısın? İnanmıyorum ya. Ve sen görselliği istemiyorsun. Aferin. Demek ki bak şimdi 20 yaşında bir kızın gelip de böyle akademik başarı, maskülen statü. Ama zaten kırmızı apı izlediğin için doğru yoldasın zaten. Doğru şeyler istiyorsun. Ama tabii ki yani yakışıklı olduğu zaman da bir sıkıntı olmayacaktır. E, fakat gerçekten kadınlar görselliği evet bakıyorlar. Şimdi siyah black pill burada diyor ki biz gör, kadın görselliğe bakıyor. Doğru. İşte biz çirkiniz istemiyorlar. Ama bak işte kadının ağzından sadece ona bakmıyor. Ona da bakıyor ama sadece ona bakmıyor. Tamam? Çok yakışıklı bir adam. Çok iyi görselliği var. Ama statü sıfır, leş yani adam hayatının diğer aşamalarında leş. Kadın birlikte olmaz mı? Tabii ki birlikte olur. Ama kısa dönem birlikte olacaktır. Zamanla kadının istekleri değişecektir. Pek çok şey istekle. Şöyle bir şey daha var. Siyah hapı almış olan arkadaşlar varsa. Bir alanda yani her alanda üst model olamazsın abicim. Her alanda üst model olacağım. Lux Max olacağım. Şunu olacağım. Bunu olacağım. Olamayınca da kadın istemiyor. O zaman bırakıp gidelim bu dünyayı falan. Bak Bunlar aslında daha önce de söyledim. Gizli narsist. Aşırı derecede kendilerine odaklanan hiç kimse her konuda üst model olamaz. Ama bir konuda üst model değilsen diğer konuda kendini geliştirebilirsin. Tamam. Bu şekilde bir denge kurabilirsiniz arkadaşlar. Ama adam devamlı aynada kendine bakıyor. Kendine o şekilde odaklanmış. Şimdi bu arada Mahmut Şahin bir arkadaşımız. 11 aydır bizim üyemizmiş. Toronto'da yaşıyor. Senin profil resmini çok beğendim Mahmut. Mahmut sakin. Onun için okuyacağım seni. Soru değil ama yine de okuyacağım. Hocam merhabalar. Toronto'da yaşıyorum. Ancak yabancı kızlarla İngilizcemin iyi olmasına rağmen iletişim Türkçe gibi olmuyor. Sizce ne yapmam gerekiyor? Ee, şöyle. Şimdi özellikle Toronto'ya ben gitmedim ama birazcık daha Kozmopolit bir şehir olduğunu düşünüyorum. New York gibi. Özellikle Kuzey Amerika'daki daha kozmopolit şehirlerde yabancı, e, yani Kanadalı, orijinal Kanadalı veya böyle Anglo-Sakson, Amerikalı dışında da başka milletlerden insanlar olacaktır. Özellikle e, New York, Chicago, Los Angeles, Miami bu tarz şehirlerde. Boston'da da Boston'da öyle. Özellikle üniversite Toronto'da bunlardan bir tanesi. Ama sen gidip de ne bileyim işte Iowa'ya falan gidersen... ...ondan sonra veya Missouri'ye falan gidersen... ...orada tamamen beyaz Amerikalı... ...onlarla ortak bir noktan olmayacaktır. Benim sana önerim şu... ...direkt olaraktan... ...Anglo-Sakson... E, ...Amerikalı veya Kanadalı... ...hatunlara direkt olarak gideceğine... ...birazcık daha etnik popülasyonlara gidebilirsin. Daha iyi anlaşabilirsin. Daha sıcak olarak kaynaşabilirsin. Özellikle Güney Amerikalı kızlarla... <laughs> birazcık daha böyle tabi ekvatora yakın oldukları için daha sıcak olabiliyorlar. Türkleri de severler yani. Tabi tamam. bunu öneriyorum sana. Onların da İngilizceleri seninki kadar iyi olmayacaktır. Onlardan biraz iletişimini onlara kaydırabilirsin. Ama bu. Ama tabii çok küçük bir şehirde yaşıyor olsaydın bu dediğimi yapamazdın. Böyle Amerika'da Midwest'te falan yapamazdın yani böyle. Indiana'ya falan gidiyorsun. West Virginia. Çok zor. Bir dili iyi konuşmak için arkadaşlar o dilde espri yapıp insanları güldürüyor olmanız lazım. Bir de tabii aksansız konuşursan tabii çok daha iyi. Şimdi. Şimdi 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 bakalım. Atacan 3 dilli. Players Handbook'u anlatır mısınız veya okumadım. Players Handbook. O kitabı duydum da kim yazmıştı ya Players Handbook? Galiba var bende de tam okuduğumu zannetmiyorum çok böyle player handbook falan arkadaşlar ben olaya çok böyle e, PUA tarzında yaklaşmadım. Yani hayatım boyunca çünkü çok ihtiyaç olmadı yani. Çünkü zaten o game tarzında sosyalliği bildiğiniz zaman ona çok ihtiyacınız olmuyor. Ama anlıyorum özellikle gençler kadına ulaşmada çok zorlanıyorsunuz. Game çok değişti ve her zaman değişiyor ve 10 sene sonra gene de değişecek. Rolo'nun kitabı Players Handbook. Rolo'nun kitabı Players Handbook. O var bende ya. Tamam. Yok henüz okumadım o kitabı ama var. Tamam. Son kitabı, beşinci kitabı doğru. Ee, ama genelde temel olarak anlatmış yani. O da böyle aynı şeyleri anlatmış hemen hemen. Ama güzel bir şekilde toparlamış. Ee, ok okuyabilirsin yani. Eğer bu konuya tamamen kırmızı apa yeni giriyorsan okuyabilirsin onu. Ben vakit bulamadığım için okuyamadım. Anlıyorum sizi. Kadına ulaşamıyorsunuz. Ee, fakat şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'deki... ...game ve kadına ulaşmayla... ...Amerika'daki birazcık daha farklı olabilir. Sosyal e, koşullardan dolayı... ...kadınların bu kültürde... ...aradıkları şeylerden dolayı... ...birazcık daha farklı olabilir. Genel olarak da kadın düşünce tarzı aynı olacaktır. Ama birebir uygulayamazsınız. Ortamına göre o sistemi değiştirmeniz lazım ama... ...şunu da söyleyeyim. Eğer bir tane kitap okuyacaksan... ...game ile ilgili bunu okuyabilirsin. Tamam mı? O, o artık bence mystery method falan... ...o tarz şeyler çok kalmadı arkadaşlar. Yani... Evet, kadını biraz anlatıyor. Tamam, Kırmızı Hap o kitaplarla başladı. Evet, adamların öğretisiyle kadınların düşünce tarzı, algoritmalar anlaşılmaya başladı ama... Tam olarak vaktin varsa onları okursun. İyice kafayı bozmuşsan onları ama bununla başlaman daha iyi olabilir. Matematik. Hocam, sizce tıpı İngilizce mi, Türkçe mi okumak mantıklı? İngilizce. Ben de İngilizce okudum. Artık pek çok kaynak zaten İngilizceye dönüştü. İngilizce okuduğun zaman... O dili de e, rahat bir şekilde kullanabiliyorsun. Hem de hem tıp dilini hem de İngilizceni daha da geliştirmiş olacaksın. Yani sonuçta e, yurt dışına falan gittiğin zaman kongrelere, toplantılara çok daha iyi iletişim kurarsın, sunumlarını çok daha iyi yaparsın, yabancı yayınlarını iyi yaparsın ve belki yurt dışına çalışmak istersen, yani İngilizce e, okumuş olma seni büyük rahatlık olacaktır. Evet. Arkadaşlar daha birazcık daha vaktimiz var. Fatih Burak Yücel. Hocam başkaları arkamdan konuşması ve bunun düşüncesi özgüvenimi kaybettiriyor. Neden? Yani <laughs> benim arkamdan çok kişi konuşuyor. Mesela ekşi sözlükte sallıyorlar yani bize. Uçuyorlar böyle klavye şövalyeleri falan. Tamam mı? Bir şey olmaz yani. Olabilir yani. kendi. ha, hakaret ederseniz öttürürüz. O ayrı konu. Zurna gibi. Ama konuşsunlar. Önemli değil yani. Çünkü normal bir erkek başkasının hayatını konuşmaz. Yani oturup da başkasının hayatını konuşmazsın tamam mı? Hiçbir işi olmayan insanlar başkasının hayatını konuşur. Hiçbir işi olmayan insanlar böyle klavyede başkalarına laf geçirmeye falan çalışırlar. Kendi zavallı oldukları için öyle düşüneceksin. Senin özgüvenin başkalarının onayına kalmamalı. Ha yani şöyle çok üst model 3 tane adam vardı senin çevrende. Tamam mı? Çerçeve böyle çemberin içinde o adamlar senin hakkında olumlu şeyler var. Arkandan konuşmak tarzında değil. olumlu şeyler söylemiyorlardır. Ha, o zaman ee, onları dinleyebilirsin. Ne dersin yani bak bu adamlar yüksek değer adamlar. Ve benim bana eleştiri yapıyorlar. Ben bir düşüneyim lan hakikaten bir şey yanlış yapıyorum o ayrı. Ama üç tane böyle hiçbir işe yaramayan kokmaz bulaşmaz böyle tavşan boku gibi adam. Bir şeyler yazıyor senin hakkında. Sallıyor duruyor. Ne yazdığı da belli değil. Bir değeri yok ki bunların. Kendilerinin bir değeri yok yani. Öz, özgüvenin senin ona bağlı olmamalı. Özgüvenin yaptığın ve ortaya koyduğun şeylerle ve onu onaylayan ve beğenen ve destekleyen yüksek değer erkeklerle ölçülmeli. Özgüvenimi nasıl düşünce yapısıyla arttırabilirim? Devamlı özgüven nasıl sağlanır? Devamlı özgüven. Şöyle, özgüven, devamlı özgüven yaşamla sağlanacak. Şimdi arada bir kendini böyle... Ne bileyim depresif hissedebilirsin. O anda canın sıkkındır veya bir işi başaramamışsındır. Ulan bunu nasıl yapacağım filan diye. Ama özgüven kaybı olmaması lazım. Özgüven süre gelen bir şeydir. Tamam mı? Ama arada inişler çıkışlar özgüvende olmaz. Başarı da olabilir ama. Ama başarısızlık yaşadığın zaman hemen özgüvene lazım. Başarısızlık yaşadın mı? Yaşadım. Bu maçı kaybettik. Tamam. Tamam. Bir dahaki maçta ne yapacağız? Özgüvenimiz iyi. Bu çalışmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Ama sen gidip de 10 maçında 10 tanesini kaybediyorsan bir şey yanlış yapıyorsun. Yani o zaman özgüvenim olsundan önce bir şey yanlış yapıyorum. Düzeltmenin modeline girmen lazım. Bu da zaten demişsin. iniş çıkışlar olabilir zaten diye. Hayatla, tecrübelerle, kendine olan inancınla, başarıyla bir de. Başardıkça başarabileceğini göreceksin. Başarı başarıyı getirir arkadaşlar. Ve emin olun yoğun başarısızlık da başarısızlığı getirir. Bir şey yanlış yapıyorsun. Yapamıyorsan da çekip gideceksin. Derim ben. Bir arkadaş var. Ona söyledik. Ama Her şeyi kaybettin. Hala dolaşıyorsun ortalıkta. Paraguay'da bir arkadaşımız vardı. Ondan bahsediyorum. Taha Nusret Bozkurt. Ankara'ya program yolundan gelemeyebilirim. Bir de ek yapayım. Sevgilim oldu ama kıskanıyordu. Dışarı çıkmamı bile istemiyordu. Anlaşamadık, ayrıldık. Yani seni engelleyemez. Dışarı çıkmanı niye kıskanıyor? Yani bu işte bak bu kadındaki özgüvensizliktir bu. Dışarı çıkamazsın filan. Ya erkeğe zaten yükmelemezsin bu şekilde. Kadındaki özgüvensizlik bu erkeği aşağı çekecektir. Ve ondan sonra kadın seni aşağı çektikten sonra bu sefer seni beğenmez. Senin aslında dışarı çıkan halini seviyor. Evde kalan halin değil. Güzel yapmışsın. Gelemeyebilirim. Gelirsen seviniriz daha. Tamam. Güzel. Şimdi Ahmet Kamçıcıoğlu. Vay sen geçen hafta da kamçılıyordun. İlgi çekmeye çalışan erkekle kadınları nasıl anlarız? Şöyle, eee Yani çok kolay anlarsın. Bir şey bir şey daha anlatacaktım da ben. Bir de histrionik tarzı tipler vardır. E, kişilik bozukluğu tarzında ilgi çekmeye çalışırlar. Daha çok kadınlarda olan bir şey ama erkeklerde de yavaş yavaş bu karakterleri görmeye başladım ben toplumda. Aşırı yüksek ses tonuyla konuşma, e, aşırı bir hareketlilik toplum içinde, anormal reaksiyonlar, tepkisel reaksiyonlar filan hep ilgi alakayı üzerine çekmek için. Bu histrionik tarzda olur. Genelde kadın tarzı bu. Fakat erkeklerde de oluşuyor. Şimdi doğallığı dışında bir şey yaptığın zaman zaten anlarsın. Yani şöyle, bütün ilgiyi üstüne çekmek istiyor ama sonuç sıfır. Bir şeyi masaya koyamıyor. Tamam. Mesela Elon Musk'ı düşün tamam mı? Adamın bir yere gittiği zaman bütün ilgi adamın üstünde. Evet, masaya koyuyor mu? Hem de ne biçim bir sürü Tesla ona ait, X, eski adı Twitter'dı. Bu arada Twitter lafını ben zaten nefret ediyordum. Amleminden de gıcık kapıyordum. Elon Musk'a buradan teşekkür ediyorum. Hem ismini hem amlemini değiştirdin. Aferin Elon. Marmaris'e gelirsen birlikte takılırız. Tamam. Gerçi benim araba benzinle çalışıyor. Elektrikle çalışmıyor ama olsun. En azından içeride mutfak robotu var elektrikle çalışan. Orta yolu bulabiliriz. Şimdi böyle bir adam ortama girdiği zaman tabii ki ilgi çekecek ama zaten adamda doğal bir ilgi çekme oda var zaten. Niye? Çünkü masaya bir şey koyuyor, bir şey üretebiliyor. Bir şey üretmeden ilgiyi çeken insanlar sadece ilgiyi çekmeye çalışan insanlar. Kadına baktığın zaman zaten anlarsın onu. Instagram'da açık saçık resimler. Dışarı çıktığı zaman erk kadının ilgisi şudur zaten böyle. Ya böyle e, birazcık daha ileri yaşlı kadınlar böyle gülerek mülerek aşırı böyle kahkahalar mahkahalar atarak ilgiyi çekmeye çalışır ama daha çok kadının ilgisi cinsellikle ilgiyi üzerine çekmeye çalışır. Nasıl? eti sunuyor. Ya Instagram'da sosyal medyada sunuyor ya dışarı çıktığı zaman uygun olmayacak şekilde giyinerekten eti sunuyor. Tamam mı? Şimdi erkek bu şekilde değil. Erkek daha böyle aşırı hareketlerle zenginliği sunarak ilgiyi çekmeye çalışıyor. Çünkü erkek daha çok zenginlikle kendini göstermeye çalışıyor. Kadın ise daha çok etle kendini göstermeye çalışıyor. Yin ve yong gibi. Yang değil. Biraz yaşlanmış onun için. Young demedim. Yok dedim. Teyzemiz. İstanbul, Ankara. Dubai'de yaşamak ve çalışmak hakkında ne dersin? Hayatımda hiç gitmedim. Sen ilginç sorular seçiyorsun ha. İstanbul, Ankara. O zaman sana İstanbul, Dubai yazacağız. Olabilir. Yurt dışı tecrübesi iyidir ama orada yani ne iş yapılır, maaşlar nedir, şu nedir, bu nedir inan bilmiyorum yani. Hiç gitmedim. Gitmek isterim bir gün ama bakacağız. Çok aşırı böyle ilgimi çeken bir e, şehir değil yani şöyle böyle zorla yapılmış bir şehir gibi yani büyük bir Luna Park gibi aslında yetişkin insanlar için işte binalar, işte ışıklar, yollar, Ferrari'ler, Merrari'ler falan kültür yok ama yani şey yok boş tamam boş mesela Paris'e gittim inanılmaz güzeldi gerçekten çok güzel bir şehir dünyanın hakikaten en, en güzel şehirlerinden şehircilik olarak da ve kültür olarak en güzel şehirlerinden kendi klasmanında diyeyim olduğunu düşünüyorum. Ama Dubai zengin işte, parayı ver orada Rus escortlarla gez. Sen arkadaş var orada sana katılsın escortlar alırsınız. Enver Paşa hocam, üniversite son sınıfım, üniversite boyunca ilişki yaşamadım. Bitirince mesleğime öğretmenlik atandıktan sonra düşünüyorum yanlış mı yapıyorum çok kararsızım. Şöyle ilişki yaşayayım diye ilişki yaşamazsın doğallığıyla gelişen şeyler olması lazım her zaman. Bu ilişkilerin de böyle. Doğallığıyla gelişiyor. Kadına çıkıyorsun bir ay iki ay falan. Olmadı ayrılıyorsun. Hiç tahmin etmiyorsun. Bir kadına çıkmaya başlıyorsun. Görüşüyorsun. Ya çok hoşuna gidiyor. Devam ediyorsun. Bakıyorsun bir buçuk sene olmuş. iki sene olmuş. Bazı şeyleri doğallığına bırakmanız lazım. Doğallığıyla gelişir. Ha, doğallığıyla gelişir. ilerler veya doğallığıyla geliş, gelişemez ve doğallığıyla biter. O da bittiği yerde bitirmeniz lazım. Tamam mı? Sadece şu durumda belki kendine bir e, bir sınır çizebilirsin. Çok yoğun bir işin vardır. Çok yoğun bir proje yapıyorsundur. 3 ay veya böyle bir sıkıntıdan kendini uzaklaştırmaya çalışıyorsundur. Böyle bir rahip moduna gireceksin. O zaman istemli olarak, bilinçli olarak bir ilişkiye girmezsin. O ilişkinin yükünü kaldırmak istemeyeceksindir. Olabilir ama onun dışında e, ilişki yaşamadın mı yaşayamadın mı sen mi istemedin olmadı mı başaramadın mı onu bul bilmiyorum yazmamız ama do doğallığına bırakmak iyidir arkadaşlar doğallık işte hani bu game nasıl yaparım filan olay tamamen doğallık üzerine evet şimdi bakalım bir soru daha geldi alaye adanus men hocam merhabalar İnsanların küçük yerlere yöneleceğini belirttiniz geçen çekmiş videonuzda bu fikrinizde karbon ayak izi düşüncesi etkili mi? Hayır değil. Şimdi arkadaşlar bu... E, bu karbon ayak izi bilmem ne filan işte... Dünyanın ısınması şunlar bunlar... E, işte çevre kirliliği şudur filan... Önemli. Doğru. Fakat bireysel olarak çok fazla yapabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Genelde... E, bizden bekliyorlar. Yani biz derken normal 8 milyar insan var. Dünyayı biz yönetmiyoruz sonuçta, tamam mı? Ama o o 8 milyar insandan bekleniyor bir özveri bekleniyor. Şimdi şöyle, yaşarken arkadaşlar har vurup harman savurmayın. Zamanı da dünyanın kaynaklarını da su varsa kapatacaksın. Çöp varsa yere atmayacaksın. Cam şişe varsa onu geri dönüşüme vereceksin. Çöpünü filan iyi atacaksın. Arabanın bilmem nesini çalıştırmayacaksın çok az. Doğru. Azıcık yapabilirsin. Ama sadece sizden beklenen bir şey varsa bunu yapmak zor. O kadar büyük bir dünya kirliliği, o kadar büyük bir böyle bir karbon ayak izi bilmem ne falan tarzında bir şey oluyor ki. Bunu aslında o küçük insanlar olarak ben kendimize de küçük insanlar diyorum. Biz yapmıyoruz. Çok daha büyük şeyler yapıyor. Ya yani mesela şöyle düşün. Karbon ayak izinde. Adamlar dünya ekonomik formuna gittiler. İşte nasıl bunu e, önleyebilir? Herkes jetle gitti ya. Herkes özel jetiyle gitti. Yani oraya onlarca özel jet geldi. Tamam mı? Adamlar karbon ayak izinden bahsediyorlar ondan sonra. Normal doğal hayatınızı yaşayın arkadaşlar ama çevreyi tabii ki böyle bilerek yok etmeden bilmem ne filan ama yani belli bir şeyden sonra engelleyemeyeceğimiz şeyler var. O kadar büyük bir kısır döngüye girdi ki olay. Şimdi bakalım bakalım. Var mı başka soru? Birkaç tane daha. Son 33 dakika. Bir iki tane daha soru almak istiyorum. Yani şöyle insandan tek bir şeyden bekliyorlar. O zaman ne yapacaksın? Abicim bunu yemeyeyim. İşte gübre olmasın bilmem ne modeli ama o kadar büyük bir atık var ki. Bak mesela ...bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde inanılmaz büyük bir kirlilik var. Yani sen bireysel olarak yani tamam dişimi sıkacağım, ama iki gün daha sıçmıyorum falan modeli yaşasan bile mümkün değil. İnanılmaz büyük bir kirlilik var dünyada. Ve senden bekliyorlar bunu düzeltmeyi. Senden özverili olmanı bekliyorlar. Yani olabilirsin. Güzel bir şekilde yaşarsın. Kendi evet büyük şehirlerde karbon ayak izi oluşturmayayım diye yaşamak değil daha huzurlu ve daha sağlıklı yaşayabilirsin. Birazcık daha yaygın yaşamak iyidir arkadaşlar. Dikey yaşamak değil, yatay yaşamak iyidir. Yatay olmak iyidir arkadaşlar. Evet dikey olarak duşta da sevişebilirsiniz ama yani yatay derken. Şimdi son soruyu alıyorum. Bir daha şey yollamayalım arkadaşlar. Tamam süper chatleri kapatabiliyor muyuz? Burayı nasıl oluyor? Süper chatleri kapatabiliyor musun Melik? Atmasınlar son soruyu alayım. Şimdi bir tane daha soru geldi. Ha ilişki yaşamamakla yaşamak istememek arasındayım. O senin tercihin o zaman. Niye o tercih yaptığını ve o ter, yap, yaptığın tercihin avantajını e, ne avantajla olduğunu anlaman lazım. Niye onu tercih ettiğini anlaman lazım. Ama sana şunu da söyleyeyim. Şunun yanılgısına düşme. Tamam. Your necessity becomes your virtue diye bir kavram vardır. Yani şey başaramadığın şey senin sanki isteyerek de ulaştığın bir noktaymış gibi algılayabilirsin. Yani kedi ulaşamadığı ciğere murdar der hesabı. Kadına ulaşamıyorsun ama aslında diyorsun kendine hayır ben istemedim falan. Yani ulaşamıyorsun. Şimdi mesela ben sana tamam hadi ulaş desem ulaşabilecek misin? Onu bir düşün. O soruyu sen kendine soracaksın. Şimdi... Onur İnci bir soru sormuş. Bizim üyemiz iki hafta önce nişan attım. 60 nişanı. Dördüncü gün yemek yemediğim için sokakta bayılmışım. Seni tanıdım sayende ayağa kalktım hataları gördüm. Çok güzel. Arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim genel olarak. Bayrar, i̇lişkileri bu kadar kafanızda büyütmeyin ya. Vallahi büyütmeyin. Yani bunlar güzellikle yaşanacak şeylerdir. İnsanlar inanılmaz derecede kafayı takıyorlar. Yani sen de bir kavganın, gürültünün, kötü belki bir evliliğin ucundan dönmüşsün. Birlikte olduğun kadın da. Eminim o da kendisine göre birisini bulacak. Tamam mı? Yani sonuçta kötü bir insanların. Ben seninle ilgileniyorum. Sen bizim kabilemizdensin. Ama kendinize bu kadar zarar vermeyin. Tamam mı? Diyorsun ki bak seni tanıdım, ayağa kalktım hataları gördüm. Aferin. Önemli olan budur arkadaşlar. Hataları gördüm derken geçen de bir video çekmiştim ben. Şunu demiştim ve özellikle kadınlardan çok fazla tepki geldi. Bunu e, an, yanlış anlattım falan demiyorum. Anlamak istemediler. Şu, erkek hatalarını telafi edebilir ama kadın için hatalarını telafi etmek zor olacaktır dedim. Ne demek bu? Tamam mı? Bir, iki, iki farklı yönü var bunun arkadaşlar. Birincisi şu, erkek kendi hatasını daha kolay görür ve kabul eder. Kadın ise kendi hatasını görmek istemeyecektir ve kabul etmek istemeyecektir. Zaten yanlışın başlangıcı burada. Sen hatanı gördüğün an en güzel şey o. Ben hatalıyım diyorsun. Ondan sonraki yaşama ben bunu değiştireceğim. Tamam mı? Kadın kendi hatasını görmek istemez. Didişir böyle seninle. Sonuç ne biliyor musunuz? Sıfır. Onun için sıfır. Tamam Bu bir. Olaya geldiğiniz zaman Kadın diyelim hayatında büyük bir hata yaptı. Yani şu hatası değil abicim. Ya arabanın yanlış kapısını taktık falan modeli bir şey değil yani. İlişki modelinde bir hata yaptı. Onu derken onu anlatıyorum. Yani sınavda kaydırma yaptığı falan demiyorum ben. Sınavda kaydırma yaptı. ikinci sınava bir çalıştı. Üniversite birincisi falan. Olabilir. Ondan bahsetmiyorum. Onun için bir şey anlattığım zaman kadınlar. Konuda, konuda kal. Tamam. Konu şu kadın erkek ilişkileri. Bir kadın kadın erkek ilişkilerinde hata yaptığı zaman, yanlış karar aldığı zaman onun bedelini çok çok daha zor ve uzun öder. Ve bazen hiçbir zaman o bedel ödenmeyebilir. Çok uzun bir süre hayat yoluna girmeyebilir. Erkek ise kadın erkek ilişkilerinde hata yaptığı zaman zaman erkeğin yanında olduğu için daha büyük bir rahatlıkla ve kolaylıkla gene zor süreçler geçirir erkek. Çünkü ayrıldığı zaman Erkek için bir ayrılık çok daha zordur. Onun ayrı nedenleri var. Çok derinlemesine girmiyorum. Bir saat anlatmak zorunda kalırım. Ama erkeğin telafi etme şansı çok daha yüksek olacaktır. Kadının daha zor olacaktır. En azından şunu düşün. Bir kadının ama geçmişte pek çok erkekle birlikte olmuş. Artık o erkeğin, o erkeklerin hepsinin düşünce yapısı kadına ulaşmış yani artık. Kadın onu bırakamaz. Ve her zaman o kadar adamla birlikte oldu diye... Başkasına söyleyemez bile hata olduğunu biliyor. Ama mesela erkek ilişkilerinde bir hata yaptı, erkek onu düzeltebilir. Bunu demek istiyorum sadece. Tamam. Mı? Onun için buradan ne e, anlam çıkartabiliriz özellikle kadınlar için, özellikle genç yaşlarınızda ilişkilerinizde çok doğru kararlar vermek zorundasınız. Ve ne yazık ki ailede baba figürü kalmadığı için yol gösteren kızına yol gösteren bir adam figürü kalmadığı için toplumda toplumda gaz veriyor. Haydi ya ne özgür kadınsın fırla kim tutar seni tarzında. O hataları genç yaşlarında yapıyorlar ve bir daha onları düzeltemiyorlar, telafi edemiyorlar. Problem bu. Herkes kendi hayatını yaşasın sonuçta. Kendi kararınız. Ama sonuçlarına katlanırsınız. Size doğru yolu göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar süper chat atmayın ha. Tamam. Adan Usmen. hocam aslında soruyu Sormamın sebebi, öngörünüze güvenmem, uzun vadede portföyüm ağır sanayi hisselerini çıkartıp çıkarmamak arasında kararsızım. Ağır sanayi hissesi mi? Senin sorun neydi anlayamadım ya. Hmm. Birinci sorusunu kaçırmışsın. Yani hayır, hatırlayamıyorum. Ağır sanayi hissesi. Bilmiyorum. Ha şunu diyorsun pardon pardon. Tamam o sen şeyi sordun. Karbon ayak izini sormuştun. Vallahi şöyle söyleyeyim sen ha, anladım. Sen portföyünden ağır sanayi hissesi çıkarsan da çıkarmasan da o ağır sanayi hissesini alan ve real hayatta gerçek hayatta o ağır sanayi olacak zaten. Sen bir şey değiştirmiyorsun orada. Sen onu böyle kötü bir şeyi desteklemiyorsun yani. O zaman şöyle olacak arkadaşlar hadi komün olarak ağır sanayiden çıkıyoruz ba batsın ağır sanayi filan. Niye? işte karbon ayak izi olmasın. böyle bir şey olmaz dünyada. Yani dünya o sistemde gidersen bireysel olarak onu değiştiremezsin. Mümkün değil. Sen işine geliyorsa ağır sanayi al, işine gelmiyorsa alma. O kadar. Ben sana bunu söylüyorum. Tamam mı? Ha şu da değil ama. Gittim ben her gün 20 kilo civa alıp suya civa döküyorum falan. Bu değil yani anlatabiliyor muyum? Onu zaten birileri yapıyordur mutlaka bir yerde. Ama sen insan olarak onu yapmak zorunda değilsin. Sen kendi bireysel olarak doğru şeyi yapacaksın ama bunu desteklemek değil yani destekleyip ya desteklememek değil. Böyle bir şey zaten var yani sen bunu yaptıkça kimse, kimseye zarar vermiyorsun o zaten yapılıyor. Şimdi Ahmet Kamçıcıoğlu yine kamçıyla geliyor. Indiana Jones'un da kamçısı vardı. Dur bakayım tamamdır. Hocam ansiklopedi gibisiniz. Teşekkür ederim. Helal olsun. İlgi sorusuna mükemmel cevap verdiniz. Sigma var mıdır? İlgi. Güzel bir şeyler söyledim. Arada güzel bir şeyler söylüyorum galiba. İlişkiler üzerine tespit kanalında yok diye duydum. İlişkiler üzerine tespit kanalı, Karanlık rüyanın kanalı mı? Şöyle, ha. E, ha. Doğru. Yok bak. Sigma diye bir şey yok arkadaşlar. Bu sigma sonradan uydurulmuş bir şey. Bir tane adam vardı. Şimdi ismini hatırlayamıyorum da. David bilmem ne miydi adı. Tam bilmiyorum da. Bu insanlar işte alfa, beta, tamam. Sigma, yok omega, yok işte kappa filan böyle Kişilik özelliklerine göre ayırmak istiyor. Ee, ama genel olarak baktığınız zaman e, bu kadar kategorizasyona gerek yok. Onun için bence sigma diye bir şey yok. Ama insanlar hayır ben sigmayım falan diye böyle havaya giriyorlar. Yani ben yalnız kurtum falan. Niye? Ben hem alfayım ama yalnızım falan. Gerçekten mi? Yani o zaman ben sana şöyle bir ödev vereyim yani. Madem bu kadar alfasın, yalnız kurtsun. Hadi bakalım hafta sonu bir tane hatun ayarla. Belki ayarlayamıyorsun. Belki yalnız olduğuna inanmak istiyorsun. Hayır ben sen o hayatı kendin seçtiğine inanmak istiyorsun. Kadına ulaşamıyorsun belki. Konu o değil ama. Konu kadına ulaşma ve ulaşmama değil. Genel olarak daha basit bakarsanız aslında şöyle alfa karakterli insanlar olacaktır. Beta karakterli insanlar olacaktır. Ama o alfa karakter ha biraz içe dönük alfa da olabilir. Daha dışa dönük alfa da olabilir. Veya betadır. Acayip dışa dönük bir betadır. Palyaço gibidir ha kimse vermiyordur falan. Olabilir tamam mı? Ama bu kadar hayır ben sigma'yım ama ben sigma'nın biraz işte kırmızı hapın siyah hapa kaçan modelinden falan gibi. Bu kadar olayı kendiniz açısından kategorize etmeye çalışmayın arkadaşlar. Kendinize bu şekilde hayatta bir ben buradaymışım meğerse falan diye bir yer bulmaya çalışmayın tamam mı? Genel olarak ilişkilerinizi değerlendirin. Nasıl bir karakteriniz var? İlla isim vermenize gerek yok bile. Ama sadece birazcık daha anlaşılabilsin diye bu alfa beta diye anlatılıyor aslında. Yani böyle alfa işte biz goriliz, moriliz filan tarzında değil. Veya sigma biz yalnız kurtuz filan. Bu da değil. Gerek yok. Böyle bir şey aslında yok yani öyle söyleyeyim. Alfa tarzı insanlar vardır. İçine kapanıktır, değildir. Bazen içine kapanık olur. Bazen bazı ortamlarda dışa dönük olur. Belki üç ay kendi başına gezer, ondan sonra 6 ay partilere takılır. Bilemezsin, tamam mı? Değişken olabilir bu. Tamam, güzel. Evet arkadaşlar, uzun bir yayın oldu. Ha. Vallahi bak, artık bundan sonra rolo gibi böyle beş buçuk saat falan yayın yaptıracaksınız bana. Yeter, tamam mı? Evet, evet, evet. Arkadaşlar, ee, bu akşamki konu da siyah haptı. Soru soran, katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Herhangi bir soruyu atlamadık. Ondan sonra eğer atladıysak size IBAN üzerinden 20 liranızı geri göndeririz. Bir tane arkadaş şöyle oldu. Ee, göndermiştik hatta. Gönderdik onun parasını. Sorusunu cevaplayamadık diye bize böyle acı bir e-posta -e atmıştı filan. Ondan sonra vay Bilal, Melik hocamız geldi mi? Melik hocamız geldim yazmış. Evet geldi ama bir yere gidiyorum. Seni yakında arayacağım Bilal. Konuşacağız. Ee, baylar bayanlar bu akşamlık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Doktor Red Pill bu hafta sonu canlı yayın olmayacak fakat e, banttan bir yayın yapacağız arkadaşlar. İyi akşamlar diliyoruz. Ankara'daki toplantıya da bilet alın ha. Biletler azaldı ona göre sonra hocam bilet yokmuş bilmem ne filan. Sona kalan dona kalır. İyi akşamlar.